TGT Haber'den mutlu sabahlar değerli izleyenler. Medya kritik programıyla bugün sizlerle birlikteyiz. Bugün Fuat Uğur yok. Biliyorsunuz malum hava koşulları, hava muhalefeti bir hayli insanları etkilemiş vaziyette. Biz de yakın yerlerde olduğumuz için hemen stüdyoya gelebildik. Cem Küçük'le birlikte bugünlük kendisine eşlik edeceğiz. Yine Türkiye'den ve dünyadan aslında önemli gelişmeleri kendisiyle birlikte yorumlama fırsatımız olacak. Cem Küçük hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen hoş geldin. Gerçi geldik. aslında ben hoş gelmiş oldum. Bugün e, hava muhalefeti. Evet, Fuat Uğur'un şey. oturduğu yer, Fuat abinin oturduğu yer biraz zahmetli bir yer. Yani Doğru. oradan çıkması, yürümesi, gelmesi hakikaten çok zor ki kar yağışı İstanbul'da... En az bir 3 kilometre falan yürümesi 40. gerekiyor. 2 kilometre yürüyecek, araba çıkacak, bekleyecek, gelecek bir dünya şeyle o sabah saatlerinde zordu. İnşallah buna sonra... Nakkaştepe'nin de... o hafif bir yokuşu vardı, biz de orada kalıyorduk. Yani ben de gelemiyordum ama... <laughs> Neyse Allah'tan <laughs> yokuşu çıkabildik. Sen rampaları manpalara çıkar gelirsin evet peki <laughs> şimdi o zaman e, iki tane vefat haberimiz var Onunla başlayalım evet. İran devlet başkanı Rafsanjani biliyorsunuz e, vefat etti e, bu da önemliydi yani en azından İran dünyası için çok önemli bir isimdi evet. e, hakikaten önemli şeyler de yapmıştı e, ve Rafsanjani'nin ölümünü e, konuşarak başlayalım istersen. Ben evet, yani e, Haşimi Rafsanjani 1979 İran Devrimi olduktan sonra geri geldi. Evet. E, ve Humeyni ile beraber görev aldı. Çok önemli bir kişilik, çok önemli bir kişilikti, niye önemli bir kişilikti? Çünkü İran İslam Cumhuriyetinin yer etmesinde ve belirli noktalara gelmesinde Haşimi Rafsanjani çok büyük e, bir şeyi var e, vardı. Biliyorsun Rassancahani İran'ın Kerman eyaletinin Rafsancan ilçesine bağlı Behraman köyünde. Evet. Yani aslında adı da e, İran'daki e, Rassancahani ile alakalı olarak e, çok önemli biri var. E, önemli bir idi. Devrim Konseyinde görev aldı. E, etkili görevleri oldu. İran'ın soğuk savaş dönemindeki e, ee, Hümeyni dönemindeki bütün rollerinde neredeyse Türkiye hemen hepsinde Rafsanjani Çok da büyük sıkıntılar yaşamadınız. Yok bizim. yani Türkiye ile Rafsanjani'nin bizimle arası genelde çok kötü değil, iyiydi değil, Hümeyni. De. Yani bir devrim konseyi üyesi olarak zaten çok etkili ikinci evet. adamdı. Bir de biliyorsun ikinci tur 2005 seçimlerinde İran'da evet. iki turlu seçim yapılıyor biliyorsun. Birinci turda Ahmet Necat'la yarışı daha fazla oy aldı ama seçim ikinci tura kalınca çoğunluk Ahmet geçmişti. Orada seçimleri kaybetti. Etkili bir adam. Doğru etkili yani. bir adam. Evet. Şimdi geçelim ikinci vefat haberimize. Önemli bir isim, önemli bir gazeteci. Allah rahmet eylesin. Refik Erduran vefat etti. Evet. E, 88 yaşında yaşama veda etti. Bir süredir Edirne'de zaten kendisi e, tedavi görüyordu. Kendisi Milliyet Güneş Meydan Sabah'ta köşe yazarlığı yapmıştı. Hemen hatırlatalım. Aynı zamanda da birçok tiyatro oyununu da kaleme almıştı. 88 yaşında hayatını kaybetti. Aynı zamanda 85 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin en başarılı köşe yazarı ödülünü de almıştı. Erduran hakkın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin diyoruz kendisine. Tabii Refik Erduran Edirne'de vefat etmiş. Onunla ilgili bir iki şey söyleyeyim. Dün Mehmet Barlas yazdı galiba. Mehmet evet. abi yazmıştı. En son Sabah gazetesinde yazıyordu. Yani birkaç sene Sabah gazetesinde yazdı. Ondan önce Milliyet'te, Güneş'te, oralarda da yazdı. Hı 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 hı. Türk basınında e, etkili kalemlerden bir tanesiydi bir dönem. E, bir de hatırlarsan mesela Nazım Hikmet'in kız kardeşi ilk eşiydi. Hı hı. Dolayısıyla bu yakın tarihi de çok iyi biliyordu. Yani yakın tarihte ne oldu, ne bitti. Tiyatro oyunlarını e, kaleme almıştı. Oyunlar, bravo, tiyatro oyunları vardı. Bir sürü tiyatro oyunları da sergiledi, yazdı, etti. Anılarını yazdı mı bilmiyorum. Keşke bu yazdığı dönem anılarını yazsaydı çok şey öğrenmiş olurduk. Evet. Bir de ondan önce bir şey daha vardı onu da sana söyleyeyim. Şey. Bu Kara Kuğular ismi bir seçkin birlik vardı. Ee, sırf faşistlerine karşı Hı. 1995 yılında Bosna'ya giderek Kara Kuğular adlı seçkin birliğe katılmıştı. Gördüklerini milliyete inanmıştı. Bak o çok önemli yani 20-22 sene önce... O zaman da gene 64-65 yaşlarındaydı Refik Erduran. Gidip o Sırp Savaşı'nda gördüklerini, Sırp faşistlerinin yaptıkları zulümleri filan bir sürü yere, yerinde, bir gazete, gö evet, evet. yerinde görerek yaptı. Yani şimdi bize pek olan bir şey değil bu. Doğru. O, da, o zaman da yaşı da bayağı vardı yani ki o zamanın şartları şimdiye göre daha zordu. O açıdan da çok iyi işler yaptı yani. Doğru doğru evet. Allah evet. rahmet eylesin. Ailesine de başsağlığı dileyelim ve evet. geçelim medya kredim nasıl gündemine. Gündem tabii enteresan. Türkiye'den bir haberimiz var. Bu çok önemli. Türkiye gazetesindeki bu haberi özellikle ilk manşetten göreceğimiz önemli bir haber. Türkleri artık anlayın. Şimdi yabancı gazeteciler bile artık Türkleri anlarken, maalesef işimizdeki gazeteciler aslında Türklerin Türkleri anlamamakta ısrar ediyor diyebiliriz. Can Dündar gibi isimler ülkeleri aleyhine yayınlar yapıyor. Ee, işte fakat yabancı meslektaşları Türkiye'nin haklılığını savunuyor. Bu noktada işte Merçet'in önemli sözleri var. Bir de Liz Sly'ın önemli sözleri var. Ee, Fransa Devlet Kanalı'nda Merçet diyor ki Türkiye hakkında kötü konuşmaktan zevk alıyoruz. Türkler kötü demeye artık bir son verelim diyor. Bu çok önemli. Altının ee. çizilmesi gerekiyor. Ee, Merçet'e soruyorlar. Diyorlar ki eleştiriler haksız mı? Evet haksız diyor Merçet. Ee, Türkiye terör mağduru Reyna'daki saldırı Bataklanla aynı destek yerine eleştirilen Türkler gösterdikleri tepki de haklı diyor. Tabi buna paralel sözleri de Liz Ly da söylüyor. Ama hakikaten iki, iki yabancı gazeteden yerlilere ders niteliğinde özellikle sözler bunlar. Türkleri artık anlayın diyor Türkiye gazetesi de. onların sözlerini ifade ediyor. Neler söyleyeceksin? Hala şimdi Türkleri anlamayan gazetecilerin olduğunu görmek nasıl bir durum? Bu şimdi eee şun şunun şununla alakalı bir şey Mehmet. Yani Türkiye Türk devleti sürekli DEAŞ'a yardım ediyor, teröre yardım ediyor gibi bir algı vardı. Evet. Bunu CIA bunu CIA'ya yaydı. Daha sonra böyle bir şey olmadığı ortaya çıktı. İşte Türkiye eee petrollerini satıyor yalanlarını medyada çok sıklıkla işlediler. Hı hı. Bunu çok yaptılar ama sonra Türkiye bu PKK ve FETÖ ve bir de DEAŞ konusunda gerekenleri çok hızlı yapınca hele hele bu DH konusunda hala Elbap'tayız. Kaldı ki Elbap'ta biliyorsun Amerika hiçbir sözünü tutmuyor. 65 koalisyon ülkesi de hiçbir sözünü tutmuyor. Tutmadığı gibi. Yani Türkiye'yi bu alanda yalnız bırakıp hala o eski sakızı sürekli çiğniyorlar. Yani DH'e yardım etti, şöyle yaptı, böyle yaptı diye. E şimdi bu Merşe, Şan Dominik Merşe ve Elie Bunlar Fransız gazete televizyonlarında. Yani Türkiye'deki Türkiye eleştiriler konusunda haksız mıyız diye soruyor Spiker. Evet soruyor. Jean Dominic Merchet. Evet haksızız diyor. Yani hiç anlamıyoruz diyor. DH'le tek başına onlar mücadele ediyor diyor. Kim soralı olmuyor diyor. Biz bu insanları yalnız bıraktık diyor. İşte e, hangi ülke lideri konusunda Türkiye kötüdür? Hiç bununla iletişim kanallarını koruduk mu? Bu insanları anladık mı diyor. Çok olumlu ve yerinde bir tespitte bulunmuş Jean Dominic Mersi. Diyor ki sistematik olarak sürekli evet. Türkiye'yi vurmaya bir son verelim diyor. O önemli. Yani evet. artık gerek Şimdi bu, yok diyor. Yani. Şun, şunlarla bak. Fransa'nın işin içindeki bu şunlarla da alakalı. Yani bu Lislay'ın söyledikleri, Jean-Dominique Merchet'in söyledikleriyle alakalı şunu söylemek lazım. Şimdi Trump'ın da bunda etkisi var. Hmm. Çünkü Trump da göreve geldikten sonra 20 Ocak'tan sonra asla böyle Rusya, Türkiye bu ülkelerle arayı kötüye etmeyeceğini daha iyiye götüreceğini sürekli olarak söylüyor. Yani bunların da etkisi olabilir. ve Bir de şimdi daha izolasyonist bir politika izleyecek belli ki Trump. Yani Amerika'nın yeniden inşasına bakacak. Amerika'yı bir daha inşa edip dışarıda bana dokunmadığı sürece ben kimseyle ilgilenmeyeceğim. Özellikle terör örgütleriyle diyor. Mesela Rus anca bir aptal Rusya ile aranın kötü olmasını isteyebilir diyor. Orada Putin Obama'ya laf çakıyor tabii şey. Trump. Bunun gibi şeyleri var. Ben bu Fra Avrupa'daki dönüşümün daha da olumlu göreceğini düşünüyorum. Çünkü DH'le karşı bir mücadele var. Bir de Cem Küçük yani önemli isimler bu gazeteciler. Yani e, Fransa'da önemli isimler. Onu da söylemekte fayda var. Şimdi yani. bizim Avrupa'da bu tür bizi destekleyen önemli isimler genelde oluyor ama bu son dönemde sesleri çıkmıyordu. Ya yani da o mahalle baskısı dediğin şey, kamuoyu baskısı dediğin şey bunları da etkiliyordu. Bunlar da öyle çok konuşmuyorlardı. Şunu görmek lazım yani... Hem DH konusunda Türkiye'nin verdiği mücadele. Bak 65 ülke DH'a karşı koalisyonu var değil mi? Hangisi mücadele ediyor Türkiye dışında? Hiçbiri. Adam 20 kilometrelik bir alanda hava desteği istiyoruz. Onu bile vermiyor ki. Biliyorsun 20 kilometrede sıkıştık kaldık. Şimdi şimdi mücadele ediyoruz. Kendi başımıza hem başka, başka coğrafyadasın hem DH'la uğraşıyorsun hem de Amerika'nın vereceğim dediği sözleri vermedi. E sen ne yapıyorsun Türkiye olarak? Şu i̇şte Rusya burada biraz hava desteği verdi. Bize de tek başına mücadele ediyorsun ve Türkiye şeydeki Elbap'taki mücadeleyi bitirince Münbiç'e geçecek PKK'yı bitirmek için. İşte birazdan konuşacağımız Sayın Başbakan'ın e, Irak gezileri var. Onlarda önemli, on, evet onların hepsine değineceğiz. Dolayısıyla bunları görüyor. Yani vicdanlı gazeteciler ya şu, bunları görüyor. Görüyor yani Bataklanla aslında e, Reyna saldırısının daha doğrusu o gece kulübündeki saldırı saldırının ne farkı var? Bana bunu anlatın diyor. Ya çok önemli. Yani bunun e, özellikle farkına varıyor olabilmeleri de çok önemli ama farkına varamayan gazetecilerimiz var maalesef onlarla ilgili de artık sürekli konuşuyorsunuz takip ediyorum size evet. bir şey söylemeye gerek var mı bilmiyorum söylemek ister misin? yani şu yani bunu şöyle de demek lazım ee, ele herkes herkese eleştirebilir bu normal de siz önce normal bir şey söyleyin yani Türkiye Dış'ta mücadele ediyor PKK siz kendiniz PKK'yı, FETÖ'yü Avrupa'da destekliyorsunuz Türkiye'de kendi halinde bırakıyorsunuz e destekle. Şimdi bu DH şey, mücadeleyi görüyorlar ya. Vicdanlı gazeteciler orada vicdanı hakikaten el vermiyor Türkiye'yi kötü söylemeye. Hı -hı. Bu kadar iş yapan ülkeyi diyor kötü göstermeye gerek yok diyorlar. Evet. Haksızlık diyorlar. Dolayısıyla doğru. Sean Dominic Merse ve Liz Clyne görüşleri önemli. Yerlilere tam anlamıyla bir ders vermiş oldular diyerek evet. kendilerine... kendilerini çeşitli Şeyi de sürebilir. söyleyeyim orada Liz bu Washington Post'ta söylediği şey yani Obama yönetimi terörü destekliyor. Yani Türklere ve Kürtl e, Türklere ve Araplara karşı Kürtleri destekleyerek Orta Doğu'yu yangın yerine çevirdiğini söylüyor. Genelde bu Washington Post, New York Times gibi gazetelerde bunlar çıkmaz ama bu yazılar önemli. Yani evet. buradan şu yargı çıkar mı? Yani e, Trump'ın 20 Ocak'ta gelmesiyle birlikte artık bunlar bir son bulacak yargısı çıkar mı? Evet. Şimdi bu tabii bu gazeteler Washington Post, New York Times bunlar Trump'a karşı gazeteler. Evet. Trump bunlara güvenmediği için zaten tweet atıyor. Adam diyor ki ben ne söylersem söyleyeyim, bu gazeteler benim dedim manipüle edecek. Hakikaten New York Times manipüle etmede uzmandır. Yani biliyorsun Edward Said'in çok meşhur bir lafı vardır. New York Times, emperyalizmin arzu ettiği şeyleri topluma karşı rıza göstermekle meşgul bir gazetedir. Yani istenmeyen şeyleri bile rıza gösterilmesi için kullanılan bir gazetedir. Yani dolayısıyla burada evet. bu tür şeylerin çıkması önemli. Yani Lislay'ın söylediği... Yani PKK'ya, YPG silah veriyoruz. Araplara ve Türklere karşı onları kullanıyoruz. Orta Doğu daha da yangın yerine çeviriyor diye aslında Obama'yı biraz eleştiriyor. Bayağı da sert eleştiriyor. Ee, mesela Amerika'nın Membiş'te eğittiği 250 kişilik özel bir YPG grubu Daesh'in elindeki Rakka'da savaşmak yerine Halep'e Türkiye'nin cesetlediği muhaliflerle savaşmak üzere gönderildi. Yani Amerika'nın bölgedeki çelişkilerini gösteriyor. Tabii. Çok önemli yazı. Zaten da. çok kötü bir sınav verdi Obama e, Ortadoğu'da. Evet. Devam edelim. Şimdi e, çocuklara böyle terörist yaptılar e, adı bir haberimiz var. E, onu e, yönetmen arkadaşımızdan rica edeyim. Evet e, ekrana geldi. Haberin içeriğine şöyle bir bakalım Cem Küçük. Evet. E, dehşete düşüren ifadeler var aslında orada. Teslim olan çocuklar örgütün çok sayıda çocuğu kamplara zorla götürüldüğünü anlattı. E, oyun çağındaki çocuklar silah eğitimiyle Adeta bir canavara dönüştürülüyor e, Sabah gazetesinin önemli bir haberi e, Bağlayarak kaçırıyorlar çocukları evet. 13 yaşındaki M.Y. var Markete içecek almaya gidiyor bu çocuk Ve e, PKK yolumu kesti diyor Elimi kolumu bağlayarak Beni siyah bir arabaya bindirdi Sonra da beni vadiye götürdü İşte bağlayarak kaçırdılar diyor 13 yaşındaki M.Y. Sonra evet. 16 yaşındaki S.T.'nin bir ifadesi var O da dehşete düşürüyor Ailevi sorunlar nedeniyle diyor 16 yaşındaki ST uyuşturucu kullanıyordum diyor örgüte. Eleman temin eden bir kadının evine arkadaşım vasıtasıyla götürüldüm. Orada aldığım maddeler nedeniyle bilincimi kaybettim diyor. Kendime geldiğimde Diyarbakır'daki örgüt mezarlığına getirilmiştim diyor. Evet. 15 yaşındaki bir kız çocuğu var. Bu Hakikaten bu da çok önemli. Hepsi çok önemli anlattıkları ifadeler ama 15 yaşındaki kız çocuğu EA'da diyor ki Van'da meslek lisesine gidiyordum. PKK'nın örgüt propagandası yaptığını gördüm. Beni görünce örgüte katılmamı istedi. Aksi takdirde aileme zarar vereceğimi söyledi. Bunun üzerine dediklerini yaptım. Akşam saatlerinde aileme haber vermeden örgüt mezarlığının yanındaki buluşma noktası giderek örgüte katıldım. Dağda yaşam şartları çok zordu. Ailemi de çok özlemiştim. Nöbet tutarken bir fırsatını bulup kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduk. Örgütte kanas, RPG, roket atar ve el bombası eğitimi aldım diyor. 15 yaşındaki kız çocuğu zorla kaçırılarak dağlara çıkan evet. çıkartılan kız çocuğu beni ailemle tehdit ettiler diyor 15 yaşındaki bu kız Şimdi çocuğu bu... 13 yaşındaki çocuk market almaya giderken kaçırıldım diyor 16 yaşındaki ST'de e, ailevi sorunlar nedeniyle uyuşturucu kullanıyordu bunu kullandılar diyor. Şimdi bu 18 yaş altı çocuklar genelde 13-16 yaşındaki çocuklarla alakalı Yahya Bostan'ın haberi iyi de bir evet. haber yapmış. Mesela orada bir iki tane kritik nokta var. Onların altını çizmek lazım. Bir zerdüşlüyü anlattılar diyor. Mesela PKK'lı terörist elebaşları, liderleri bu gelip bu çocuklara e, zerdüşlüyü anlatıyorlar. Tabii bunları evet. İslam'dan iyice soğutup. Zaten Müslümanlık bu PKK'da din böyle şeyleri yok. Sonuna kadar bunlara zerdüşlüyü anlatıp onu övüyor. Bir şey daha. E, mesela YPG Üniversitesi üniformalı Amerikan askerleri var diyor. 16 yaşındaki MB bunu anlatmış. Evet. Yani YPG teorik içinde Tıl Temir şehrinde Almanya, Amerika, İspanya vatandaşı olan askerleri gördüm. Bunlar YPG kıyafetleri giyiyordu. Cephede YPG'ye destek olmak için Hı. savaşıyorlardı diyor. Mesela bunlara düşün bak yabancı askerler, yani Amerikalı, Avrupalı askerler YPG'nin üniformalarını giyerek bu çocuklara eğitiyor veya bunlara Kendilerine göre destek veriyorlar Uyuşturucu verdikleri çocuklar var Uyuşturucu veriyorlar Ailesiyle tehdit ediyor Yani Tabii. anneni öldürürüm babanı öldürürüm Kardeşini öldürürüm diyor Fila yapıyor Ki zaten o ailesiyle tehdit ettikleri 15 yaşındaki çocuk Bir nöbet esnasında kaçıp da Teslim oluyor i̇şte 16 yaşındaki bir çocuğu uyuşturucu verip Uyutarak beynini neredeyse Sıfırlayarak bu işleri yapmışlar işte AK47 tüfeği öğretiyorlar düşün. AK47 de ağır bir silah. İnanılmaz. Tır. Yani evet. burada neler var? Şimdi evet. bakıyoruz. 15 yaşındaki kız çocuğu diyor ki Kanas RPG roket atar ve el bombası Evet. Ve ya 15 yaşındaki kız çocuğuna bunu öğretiyorlar. Evet. Örgüte mesela kamplarda PKK tarihi öğretiliyor. Kaçmak isteyenlere ölümle tehdit ediliyor. Her türlü alçaklığı yapıyorlar. Yani Tabii. ailesiyle tehdit Tabii. ediyor uyuşturucuyla. Ediyor diyor kendine geldiğinde mezarlıkta buldum evet, diyor. Yani evet. şeyle dolayısıyla Tabi bu çocukları bir tanesi var mesela bak medyada ne kadar önemli olduğunu. Tabi tabi Mesela tabii. ben diyor Roş TV'de görüp etkilendim, etkilendim diyor 16 yaşında. Televizyonda görüp bunları bir devrimci veya hayırlı bir iş yaptığını zannediyor bu çocuklar. Tabi çocuk haklı da. Dolayısıyla bunları işte bunların eline düşürmeden bütün bu yayın organlarını her yerden kesmek lazım. Yani şimdi diyeceksin ki internet orada bu yani bunların... Her türlü yayınını keseceksin Türkiye içinde. Çünkü Roş TV bir terör örgütünü meşruymuş gibi evet. gösteriyor. Ulaşılı, ulaşılır kılmamak lazım. Bütün televizyon kanallarını, PKK'nın, FETÖ'nün ve diğerlerinin. O bunları böyle birçok yönde etkileyecektir. Yani bunun altını dolayısıyla çizmek lazım burada. Doğru. Sabah gazetesi burada önemli ve iyi bir haber yapmış. Önemli özel bir haber araştırma e, olmuş yani dehşete düşüren ifadeler bir kez daha tebrik edelim ee, arkadaşımızı yapan arkadaşımızı da önemli bir haber. Çocuklar işte böyle terörs yaptılar haberi de Yahya Bostan'a ait Yahya Bostan'a da tebrik ettik. Sabah yaz işleri müdürü biliyorsun. Evet. Peki e, şimdi bir haberimiz daha var bu çok önemli en azından e, Mehmet'in Elbap'ta rekor kıran bir görüntüsü var. Ee, özellikle sosyal medyada da e, çok sıkça yer aldı. Ee, çocuk korkulu ifadelerle böyle 2-3 yaşındaki bir çocuk hatta 3-4 de diyebiliriz. O Mehmetçiğin ona e, özellikle e, şey vermesi, e, çikolata vermesi, bisküvi vermesi falan. Hakikaten tüm e, herkesi etkiledi. Ne evet. diyeceksin bu? O görüntüleri o, ha, izleyelim görüntüler mi önce? Görüntüler var mı? O görüntüler var galiba. Peki. Onu o görüntüyü hazırlarsa bir izleyelim. O hepimizi derinden etkileyen o görüntüye bir bakalım. Ardından üzerine konuşalım. İşte görüntü bu. İşte rekor kıran Mehmetçik görüntüsü. Dedim gibi. Şey, videosu büyük. yok mu? Videosu ha. E, herhalde Bu olacak. değil, bu değil. Videosu olacak onun. E videosunu hazırla. Maşallah. Sana evet, gel. videosu Aha, bu işte olur. Rekor kıran görüntü. Tut getir. Bak, 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 Öbür bak, bak, eline getir. Al onu da. Bunu da al. Aferin sana. Göstersin bana. Bunu da al. Bunu da al. Tamam hadi bay bay yap. Bana, bana bak. Şişt, şişt, bay. <laughs> Görüşürüz. El sala bakayım. Bay bay Aferin, yap. Sana. Aferin <laughs> sana. Aferin sana. Ya yap, böyle maşallah böyle yap. çok tatlı yap. da bir çocuk. Yap. Böyle. Hadi. Bu hakikaten rekor kıran Mehmetçik görüntüsü ee, Cem Küçük. Yani bu özellikle dün akşam sosyal medyada TT olmuş videolardan bir tanesi. Orada <laughs> evde mi kalıyor? Nereye gidiyor? Evde kalıyor herhalde. Ya, herhalde bir yerde 3-4 yaşında. Arkada bir evi var. Arkadaki o evinden çıkmış o taraflarda şey. gezerken tam da Mehmetçik ya, görüyor Musa, ama korkuyor. Yani şimdi o bir ilk başa geliyor. O korku bu, dolu ifadesi şaşırıyor. O şaşkınlık ne var. Yapsın ya? Bu çocuklar ya. Halep'te, Suriye'de ya 350 bin insan öldü Mehmet. Evet. Bunların da çoğu kadın çocuk. Ya yani kadınlarla çocuklar. Yani onlara olan şey çok kötü. Yani yetiş, yani erkek için de kötü de. Bu çocuklar ve kadınlar olunca çok daha kötü. Yaşlılar olunca daha kötü. Bu garipler bak su, Alep'te, Malep'te, Esad zulmünde, diğer yerlerde katla, katledildiler. Buraya şimdi bak bir yere bunun bir istekle bir şeyle gitmemek lazım. Ben Somali'ye gitmiştim. O zaman bizim bir devlet büyüğümüzle Orada bir yetimhane açılmıştı böyle. Evet. Biliyorsunuz Somali'de de iç savaş çoktu. Gariban, anasız, babasız çocuklar çoktu. Orada mesela bakıyordu ve bizim şeylerimiz bir beklenti olmadan yani petrol, doğalgaz bilmem ne böyle bir şey olmadan gelip o insanlara bir şekilde böyle destek oluyorlardı. Burada da şimdi hakikaten hiçbir beklenti olmadan. Tabii. Türkiye çünkü Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana tamamından yana ayrı ayrı devletler değil yani Suriye'nin toprak bütünlüğü ise o sağlanmasından yana bu gariplere de böyle destek olmuyor, yardım olunuyor. Çok çocuk öldü yani bir şey oldu. Keşke hiç ölmeseydi. Şimdi ama şu bile bir umuttu yani. Tabii. Yani, yani bu o, umut. işte bisküvi vermesi, çikolata vermesi. O çocuğun bak arkada evi var bu arada. Evet, evet. Arkada evi var. Korkarak geliyor. Korktuktan sonra da çok mutlu, nefes alıyor. Tür... Bir de şey şunu hemen söylemem lazım. Söyle. Ee, askerimiz orada hakikaten yemek bulamıyor. Aç kaldı, su, su sulara bile yok falan filan diyorlar ya. O noktada geçtiğimiz gün çok değerli haberci Nafiz abiyle oturup konuştuğumuzda bir görüntü göstermişti bana. Türk askeri tavukları yemliyor. Yani bir orada gayet iyi durumdalar. yani Onu da Şimdi söylemekte fayda var. Şu an Halep'te şey durduğu için, yani Halep'te ve Suriye'de şu an kısmi bir ateşkes var. Hemen her yerde yok ama çoğu yerde silahlar sustu, insan ölmüyor. Yani ço çoluk çocuk şey ölmüyor. Buradaki şey mesele şu. Ben şimdi bakıyorum Adıyaman'da, Antep'te, hı hı. Mersin'de Türkiye'nin birçok yerinde birçok kurum yardım götürüyor Halep'e, dünyanın her yerine. Şimdi bu kolay. Bak şimdi kış günü, değil mi? Tabii. Şimdi sokağa çıksak şurada yarım saat kalsak biz donarız. Bak şurada çık aşağı yürüyemez. Yarım saat. Orada hem savaş hem açlık, doktor yok, hastane Allah yok, bir şey yok. Evet. Çok insanlar ilaç bulamadığı için öldüler. İnsanlar başka şey yani doktor yok, bilmem. Hatırlıyor o görüntüleri. Gene senle doktor. burada program yapıyorduk. Yaşlı kadıncağız şekerli sandalyede ilacını Tabii. alamadığı için Halep'te öldü. En kötü şey zaten bu. Dolayısıyla bunları yani bu yoklukta Türkiye'den çok yardım gidiyor. Götürenlerin hepsinden Allah razı olsun. Ben evet. görüyorum belediyeler şeyler. Ne kadar yardım? Sivil toplum kuruluşları, iş adamları Tabii. hakikaten çok oraya sahip çıkıyorlar. Ama işte o Mehmetçiğin o sevgi eli de e, bu kardeşlerimizin üzerinde her zaman oluyor, olmaya da devam edecek. Çok önemli bizim görüntüler bunlar. Bizim tarihimizde şey yok zaten. Ya bu görüntüyü seyreden bir <laughs> işte, yabancı basın mevzusu bu Türk askerinin ne olduğunu anlar işte. Evet bir de yani bir beklenti olmadan bu şey yapılıyor evet. ve bizim tarih boyunca da el uzattığımız her yerde genel itibariyle hep böyle bir şefkatle oraya yaklaşılmıştır. Yani bir beklentiyle değil. Yani savaşın kendi içinde kuralları evet. vardır ama Dolayısıyla şu görüntüsü, şu şey çok güzel ya. Çocuklar. Ya Kızı, kızılayı da unutmamak lazım. Evet. Buna. Tabii. Yani Tüm e, söylüyorum. Çok önemli şeyler de yaptı. Özellikle başkanı Sayın e, Kınık hakikaten çok e, evet. işin başında durdu. Yardımların ulaştırılması noktasında. Şimdi burada bak, bu çocuklar çok teşekkür ediyoruz ona. O doğru. Bir de şunu söyleyeyim, bu savaş bitmesini etmesini isteyip savaş isteyenlere de şimdi burada bak, bu çocuklar orada bu ateşkes sayesinde yani Amerika'nın yaptığı alçaklığı söylemek için söylüyorum. Obama'nın bunları bozmak için. Türkiye, Suriye, Rusya ile öyle ya da böyle Suriye konusunda anlaştı. Bak o gün bugün durdu ölüm yok doğru yani saldırı yok. Şimdi bir kişinin bile hayatı ne kadar önemli. Şu çocuğu düşün savaş sürse bu ve bunun gibi çocuklar belki öleceklerdi. Yani Esad denilen katilin yaptıklarını da bu asla temize çıkarmaz. Yani bunları da böyle görmek lazım. Yani savaş dediğin zaten en büyük zararı kadınlara ve çocuklara evet, verir. Doğru. Yani bunun savaşın olmaması en büyük dilektir yani öyle düşünmek lazım. Peki e, bu görüntüyü de ekrandan aldıktan sonra devam edelim. E, Hürriyet ile devam edeceğiz. İthal teröre bir önlem hazırlığı var Cem küçük. Onu da konuşmakta fayda var. Yine seçtiğimiz konular arasındaydı. E, bunu da konuşalım. E, kanlı terör olaylarına katılan yabancı uyruklu sayısının artması üzerine hükümet iki etkin e, önlemi devreye sokmak için. Hazırlık yapıyor. Reyna'ya saldıran kişinin Özbekistan pasaportu çıkmasının ardından bir dizi toplantı yapıldı. Bakanlar Kurulu ve güvenlik toplantılarında son bir yılda iki büyük eylemin Orta Asya ülkelerinden gelen Deaşlılarca yapılması üzerine gündeme geldi. Orta Asyalı ülkelerden bazılarının vatandaşlarına vize koyulması konusunda bir çalışma başlatıldı. Orta Asya ülkelerinin istihbarat birimlerinden Türkiye'de ikamet edenler için yeniden bir bilgi isteniyor göçmenlerin ülkeye giriş çıkış yapma sıklığı, şehir tercihi ne sıklıkta ev değiştirdiği ve bir işte çalışıp çalışmadığı gibi bilgiler inceleniyor. Şüpheli durumdakilerin de sınır dışı edilmesine ilişkin çalışma yapılmasına karar verdi. Sınır dışı ve vize ithal teröre bir önlem hazırlığı. Bu şunun için yapılıyor yani bu hürriyette yaralan bugünkü haberde. Şimdi adam Suriye'den geliyor mesela 3 milyon mülteci var bizde. Ve bu 3 milyon mültecinin kayıtlarına Suriye'de ulaşılamıyor çünkü yerle bir edildi. Kayıdı yok. Yani nerede çalışıyor, ne yapıyor, ne yapmış. Yani Esad'a mı yakın, ne bileyim herhangi bir aşırı İslami gruba mı yakın ya da normal birimi. Bunların hiçbirine ulaşılamıyor. Hiçbirine ulaşılamadığı için de beyanı esas alınıyor. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı var. İki bir de Orta Asya ülkelerinden ve evet bu Türkiye Cumhuriyetlerden biliyorsun bizim yakın ilişki içinde olduğumuz ülkelerden de böyle ara ara şey yapabiliyor. Şimdi bu şu değil. Efendim her orta her Türkiye Cumhuriyet her ya da Orta Asya ülkesinden gelen teröristler böyle bir şey yok. Ama işte bu Reyna Tarayan gibi o terörist gibi diğer saldırıları yapanlar gibi Orta Asya'dan oradan buradan Çeçenistan'dan tek tük dostu terörist çıkıyor. Yani bunlar işte beyni yıkandığı için DEAŞ tarafından o bu tarafından yönlendirilebiliyor. Bunlar tabii bir de istihbaratın da oyuncağı alıyorlar. Yani bu tür şeyler yapılabiliyor. Bir de biliyorsun bu Reyna'yı e, deki saldırıyı yapan katliam yapan kişi Zeytinburnu'daki bir mahalledeydi. Yani evet, bu Türkiye, evet. Orta Asya Türklerinin yaşadığı oradaki bir iki mahalle var. Orada genelde ya orada yaşıyorlar. Onların çoğu iyi olduğu halde onlar da kendi içlerinde 3'e 4'e 5'e bölünmüş durumdalar. Yani onların bile kendi içinde farklı farklı fraksiyonları var. Onların içinde şey yapabilir ama bunu yakalamak yine çok zor. Yani vize uygulaması yapılacak, edilecek. Orada ABD'li şey bir vatandaşın şüpheli halleri zaten çok konuşuluyor. Bir şimdi şey. adam yok. Bir de şöyle adam tertemiz geliyor zaten. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nden gelince bir suça bulaşmıyor ki. Şimdi PKK'nın da DİAŞ'ın da son yıllarda yaptığı yöntemlerden biri Mehmet. Bu işleri yapanlar suça bulaşan kişiler değil. Yani bunlar teröre bulaşmıyor. Özellikle seçiliyor yani. Tabii şimdi adam 22 yaşında terör, 23 yaşında, 20 yaşında, 19 yaşında. Hiçbir suçla karışmamış. Hiçbir borcu yok. Hani amiyane tabirle telefon borcu biliyor. Onu her adam giriyor içeriye. Ben Türkiye'yi seviyorum ediyorum diye giriyor. Sonradan birkaç yıl sonra bunu işleyerek o hale getiriyorlar. Aslında bu en iyisi bunları izlemekle alakalı yani ama tabii bu kadar insanı izlemek de mümkün Türkiye'de değil. çok kolay değil. Yani burada şu yapılacak. Şüpheli ve riskli olanlar. Ya yani kimden şüphelenilirse, kim riskli görürse Türkiye'den Dışarı gönderilecek, iade gel yani geldiği yere iade edilecek ya da işte bu vize muafiyetinde vize verilmeyecek bu insanlara yani. Peki sınır dışı e, <laughs> evet, İtalya terörü bir önlem hazırlığı ile ilgili yapılacak bu çalışma hükümetin çok önemli ama tabi burada etkin bir e, en azından önlem olacak değil mi? Yani bunlar devreye girdikten sonra şimdi herhalde, kısmen önler yani kısmen Türkiye bak kolay değil şimdi sen. Suriye, oradan buradan 3 milyon mülteci var. İşte Türkiye Cumhuriyetlerden gelenler oluyor ki Türkiye Cumhuriyeti'lerdeki teröristler olanlar sayısı 2 üçü 5i geçmez. Yani onların çoğu zaten Türkiye'yi seven insanlar. Türkiye'de iş kurmak için gelen, Türkiye'yi böyle bir umut kapısı gören insanlar. Onlardan yana bizim bir, zaten bizim soydaşımız onlar yani bir şeyimiz evet. yok. Ama aralarında tek tük DİAŞ'a e, ona buna katılan, giren, beyni yıkanan, DİAŞ'a e girdikten sonra yabancı istihbaratın elinde oyuncak olan tipler oluyor. Onları öyle görmek lazım. Yoksa hani buradan şurada çıkmasın. Yani Orta Asya'dan, Türkiye Cumhuriyetler'den gelen kardeşlerimiz, hmm. arkadaşlarımız neyse Tabii hepsi yani bu sızmaya değil. karşı aslında vize O şüpheli görülenler. Yoksa Oradan atıyorum yılda 50 bin. Terör unsurlarının temizlenmesi maksadıyla. Tabii değil. yılda şimdi atıyorum 20 bin kişi geliyorsa bunun 19.850'si zaten şeydir sıkıntı yoktur da tabii. bir kısmında şüphe vardır. O şüpheleri gidermek için yapılıyor yani bu. Tabii önemli bir şey. Peki şimdi yine bir başka konu o da çok önemli. Hemen geliyoruz. Tek adam mı demokrasi mi demiş Cumhuriyet Gazetesi'nin o başlığı seçilen haberlerden. Şimdi bu konu önemli. Bu konuyu da arkadaşlarımızdan hemen rica ederim ekrana yansıtmasını. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'ndeki o yazı tek adam mı demokrasi mi? Bu kavram özellikle çok konuşuluyor. CHP'lilerin özellikle televizyonlarda sıkça e, hani tek bir ağızdan tek adam tek adam tek adam söylemleri e, hakikaten artık hangi e, televizyonu açsak özellikle o gece programlarında yani tabi e, bizim taraftaki televizyon kanallarından bahsetmiyorum ama diğer taraftaki işte tek adam geliyor. işte şöyle olacak, böyle olacak falan. Nasıl değerlendiriyorsun bu işte? Şimdi ben önce şu Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili bir şey söyleyeyim. Evet. Gene bu sağ. Ya arkadaş şu Cumhuriyet Gazetesi'nin operasyonu yaptınız. Evet. Dokuzu haksız olmak kaydıyla, üçü doğru olmak şartıyla yani Can Dündar, Akın Atalay ve Kadri Gürsel denilen 3 hain hakkında bu işlem doğruydu. Bu gazeteye operasyon yapıldı değil mi hatırla? Burada evet, çok tamam. konuş. Ne işe yaradı? Hala gazeteyi PKK'lılar çıkarıyor, hala FETÖ'cüler çıkarıyor. Şimdi i̇şte bu gazeteye operasyon yaptığında ne oldu? Bir şey değişmedi ki. Ya şu gazeteyi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ben sesleniyorum. Gazeteye niye el koymuyorsunuz? Sayın Savcı ve hakimlere sesleniyorum. Bu gazeteye niye kayyum atayıp bunu gerçek Atatürkçülere vermiyorsunuz? Yani bu gazete şimdi inan bak Amerika'da bir gazete çıkar. Avrupa'da, Almanya'da, Hı -hı. Türkiye aleyhine Cumhuriyet kadar iğrencini bulamaz. Bak Cumhuriyet gazetesi kadar iğrenç, pespaye, Çünkü özünü rezil, gazete. rezil bir gazete. Yani şu gazete şu an aslında milli güvenliğe aykırı. Bak milli güvenliğe aykırı. Ama bizim savcı hakimlerimiz yani işlerini çok iyi yapmakla beraber şeyim yok. Yani şu işi yarım bırakıyorsun. Ya bu gazeteyi aldın iki ay 3 ay oldu neredeyse bu operasyon yapılalı. Ama gazeteyi hala hala PKK fitö çıkarıyor. Operasyon yapınca bir şey değişmedi. Evet. Değil mi? Yani evet. adama sen şimdi bir bankada yolsuzluk var diye banka operasyon yapıyorsun. Yöneticileri tutukluyorsun. Banka hala faaliyetine devam ediyor. Hı -hı. Mesela şöyle düşün. PKK'nın yayın organı var. Herkes tutukluyorsun. PKK'nın yayın organları yayınına devam ediyor. Ne işe yaradı o zaman operasyon? Niye yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor. Hala bak Türkiye'nin önünde böyle rezil PKK'yı savunan, FETÖ'yü savunan şeylerine devam ediyor. Yayınlarına Yazmadan devam ediyor. Oluyor, yani bu manşette. her manşeti iğrenç. Bak bu sadece bugün az değil. Yani Fethullahçılar bu gazeteyi ele geçirdiğinden beri PKK'lılar Can Dündar'dan bu yana bu gazete şu an bir şey olarak çıkıyor. Ya diyorsun Ama, ki o operasyonlardan sonra da bütün manşetleri bu yönde. Ya şimdi biz diyoruz ki şurada bir televizyon kanalı var. PKK'nın yayın organı burası. Gaz televizyon operasyonu yapıyor savcı hakimler. E, tutuklamalar oluyor, gözaltılar oluyor. E, sonra bir bakıyorsun televizyon kanalı PKK'yı övmeye devam ediyor. O operasyon neye yaradı o zaman? Evet. Bana soruyorum yani. Hiçbir işe yaramadı. Elde var sıfır. Yani üst üste üstünü altına koy. Üst, alttan üste koy. Dolmuyor yani. Dipsiz kuyu gibi. Atat at boşa gidiyor. Yani bir işe yaramıyor bu. Şey bu Cumhuriyet'in manşetine gence tek adam mı demokrasi mi? Çok Kardeşim mi? bu ya. şey bugün MHP'de bir kere 5 tane muhalif işte bu isimler var. Nedir o? Ümit Özdağlar falan filan öyle bir tipler var. Sinan olan o 5. 3 4 tane de işte bu istifa edenler var. Saffet Sancaklı, Eskişehir. Atilla Kaya. O, onun Çok gibi Saffet şey var. Sancaklı, beş. Ama ben mi? 40 30 300 yani 47 340 gibi bir oyla 40 45 gibi bir oyla kabul edileceğini düşünüyorum bunu. Zaten yani şey bunu böyle görüyorum yani. Bu hafta biliyorsun genel kurula bugün geliyor. Ve bugün genel kurulda Cumhurbaşkanlığı sistemi yani başkanlık eski adıyla yeni adıyla Cumhurbaşkanlığı sistemi oylanacak. Bunu AK Parti'nin böyle çok fazla uzatmadan bu hafta yani hemen bunu bir an önce bitirmesi lazım Mehmet. Çünkü bu iş uzadıkça Tartışma konusu oluyor ve Türkiye'de dışarıdan yapılan operasyonların bir sebebi de, yani birçok sebebi var. Ama bir sebebi de bu başkanlığın geçmemesi içindir. Bunun bir an önce 330'un üzerinde bir oyla meclise kabul edilip referandum'a gitmesi lazım. Yani Ak Parti'nin bunu bugün bugün getiriyor. Yarın Çarşamba ne zamansa bir an önce oylamaya sunup Ak Parti ben file vereceğim zannetmiyorum. 316 vekili var. Meclis başkanlığı çıkıyorum. Tabii. E, MHP'den de bir 35-40 kişinin 35-30 kişinin filan evet diyeceğini düşünürsek geçecek gibi görünüyor. Ve bu işin bitmesi lazım. Şimdi Cumhuriyet operasyon haberlerle AK Parti fre endişesi falan filan söylüyor. Vallahi AK Parti'de biri bunu fre verecek mi zannetmiyorum. Dolayısıyla bu şey değil. CHP'ye CHP gelince yani işte tek adam mı demokrasi mi bilmem ne. Yani siz ne zamandır demokrasiyi savundunuz ki yani. yani demokrasiyi savunmak ne zamandır Cumhuriyet Gazetesi'nin ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun işi oldu. Evet. Bunların böyle bir dertleri mi var? Yani hedef <laughs> otoriter rejimdir diyor. Kemal Bey bu sistem geçerse şayet geçtiğinde sen de oy olabilirsin. Ee, sen de milletin oy alırsan sen de cumhurbaşkanı olabilirsin. Niye milletin verdiği şeyden korkuyorsun? Diyorlar ki tek adam. Kardeşim bu referanduma gidecek. Diyelim ki meclisten geçti. Geçti meclisten geçerse referanduma gidecek. Millet oylayacak. Ondan sonra da diyelim ki 3 adayız. Sen ben biri daha. En çok iki, iki, oy alan aday son ikinci turda bir daha yarışacak. En çok oyu olan Cumhurbaşkanı olacak. Kim seçecek? Millet. Bu şimdi milletin olduğu yerde rejim değişikliği olabilir mi ya? Sen sonra milletten niye korkuyorsun ki? Yani milletin olduğu yerde niye böyle şey yapıyorsun? Şimdi aşırı özellikle bugünlerde aşırı Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemlerindeki dozajın arttığını görüyoruz. Şimdi bugün bak, Son 3-4 gündür, 5 gündür, bir haftadır e, dozajını arttırarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sayın Kılıçdaroğlu'nun özellikle havuz medyasındaki çalışan gazetecileri PKK'larla bir tutması mesela. Şimdi bu, bu kabul edilebilir bir şey Ona değil. Ona geleceğim ya. yani de. O, şimdi o, o, o var mesela. Almadık da şey bir şey söyleyeyim. Bugün şimdi, Ahmet Hakan'ın da bir yazısı var bugün. Kararı millet verecek de milletin konunun haberi yok. Tam bir Ahmet Hakan tipik bir Ahmet Hakan yazısı. Yani adamın her türlü böyle yazısında tilkilik var yani öyle söyleyeyim. Çakal çakalık var. Efendim diyor. Kararı millet verecek, millete güvenin diyenler, milletin kararından korkmayın diyenler, milletin şa şaşmaz sağduyusu diyenler falan filan diyor. Tamam sıralıyor. Evet. Kardeşim diyor ben milletimin güvenmeye dünden razıyım. Milletimin engin bir sağduyusu olduğuna inancım var. Milletimin konuda, milletimin kararının hilafına tek bir kelime etmiyorum ama milletin konudan haberi yok diyor. Şimdi bak öyle üçkağıtçı bir yazı ki bu. Bu ne biliyor musun? Buna gerek yok arkadaşlar şu an. Şeyden yok. Hı. Şu Şu Kılıçdaroğlu'na sonra geleceğiz. Sonra geleceğiz. Bu kararı millet verecek de diyor konu milletin haberi yok. Yani milletin konunun haberi var. Diyelim ki Ahmet Hakan kararı millet verecek de milletin konu. Yani milletime güveniyorum. Evet. Millet çok iyi insan şöyle böyle. Ama işte kararı bilmiyor. Yani hala halkı şey. Yani bu işin ne olduğunu bilmiyor filan. Böyle başkanlık geçmesin diye alttan alt uğraşan. Kardeşim sevin işte. Milletin haberi yoksa demek ki millet buna evet oyu vermez o zaman. Millet bilmediği şey niye evet oyu versin? Milletin madem sağ güveniyorsun zaten bu meclisten geçerse bu tartışılacak kamuoyunda. CHP bunun aleyhine çalışacak. HDP bunun aleyhine çalışacak. Bazı MHP'liler aleyhine çalışacak. Niye korkuyorsun? Niye korkuyorsun milletin geldiği noktadan? E çünkü yani, e, yani milletin vereceği kararı biliyor. Ya hay biliyor da ve millet diyor haberi ya millet ya kendi biliyor sanki de hani kendileri biliyor her şeyi biliyor. Yani Cumhurbaşkanlığı sistemi kardeşim. Milletin vereceği karardan korkmayın. Millet buna evet de diyebilir, hayır da diyebilir. Kaldı ki bu geçerse bile yine seçimle gelecek kişi. Milletin oyuyla gelecek. Uzaydan gökten zembille düşmüyor. Yani Tayyip Erdoğan sonsuz dek orada oturmayacak. Ya da Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği biri Tabii. oraya geçmiyor. Bir de bu ötleklik, korkaklık. ya onların derdini biliyor musun? Hayat boyu seçim kazanamayacağını biliyor mu? Biliyor. Milletin kendisini adam yerine koymadığını biliyor. Bu gazeteleri de, onları da, diğerlerini de. Dolayısıyla böyle ukalalık yaparak ya da efendim millet aslında, ben milletime güveniyorum ama millet kararı bilmiyor. Anlat o zaman. Evet. Köşem var. Televizyonda bir sürü programım var. Anlat. Yani sadece bu değil. Hürriyet grubunun yani şey grubunun tamamında böyle yani. Evet, efendim yazık. millet hayır, hem millete, bak milleti karşısına almıyor direkt. Ben milletimin basitletine güveniyorum diyor. Ama sonra millet kararı bilmiyor diyor. Nereden biliyorsun? Araştırmaları gösteriyor. Kim o şirketler? Eee bir tane uyduruk bir şey uyduruyor. Milletin hiç haberi yokmuş. Yüzde, bilmem örnek vereyim Hiç bilgim yok diyenler yüzde otuz altıymış. Çok az bilgim var diyenler 28'miş. Biraz öğrendim diyenler yüzde on Kim bunu diyen ana. Anar nerede diye çıkıyor mu yani? Evet. Hani bir tane araştırma şirketinin dediğiyle mi oluyor? Millet merak etme. Hı. Senden benden bu işleri daha iyi bilir. Çok daha iyi bilir. Çıkarını daha iyi bilir. Şeyini daha iyi bilir. Şimdi Böyle o şeye şey, de aslında birkaç, olunan... bir, birkaç yani konuşma yapmak lazım. Ya bilmiyorum gerçi konuştunuz mu o şeyi de. Hani CHP'nin e, liderinin özellikle bu e, havuz medyasında ha, çalışan Şimdi ona ben bir şey söyleyeyim. Arkadaşların işte PKK'lılardan bir farkı yoktur demesini nasıl okumak lazım? Yani artık hani e, sözün bittiği yer gibi. Yani e, havuz medyasında çalışan arkadaşların PKK'dan bir farkı yok. PKK terör örgütünden. Yani ne demek lazım buna ya? Şimdi bunu şöyle söyleyeyim. Yani eee TV'de çıkıp konu. Bir tane biliyorsun ee, bunların neydi o? Gürsel Tekin vardı geçen sene. Yani başka 7 Haziran'dan evet. sonra bunların dedi bütün gazetelerine el koyacağız dedi. Bizim yani senin, benim bu Sabah, Yeni Şafak, Akit, Sal Star, akşam ne varsa TGRT, A haber 24 her şeyi el koyacaklar. Değil mi? Demişti. Evet. Bak, iddia gidiyor, iktidara gelsinler bir gün de el koyarlar. Bunlar onu yapar. Yani çünkü bunların biliyorsunuz Türkiye'de solun, daha doğrusu dünyanın tamamında böyledir bu. İktidar anlayışı kendine göredir. Yani sol kendine Müslümandır. Amiyane tabiriyle söylüyorum. Gerçi sonra o sözlerini e, işte yalanlamaya falan çalış. Ben öyle demek istemedim de şöyle böyle falan dedi bir, bir, bir televizyon programında. Ya şimdi öyle desin galiba. Sen 7 tamam. Haziran'dan sonra el koyacağım dediğin şeyim mi hürriyete mi el koyacaksın? Cumhuriyete mi el koyacaksın? Ne yani? Bir güne mi el koyacaksın? kastedeyim bizim tarafın gazetelerini kastediyorsun. Evet. Kılıçdaroğlu efendim PKK ya sen bak 15 Temmuz darbe girişimi olmuş. Kalkıyorsun. Canerzin Can Erzincan denilen PKK'lı teröristlerin televizyon kanalını şey FETÖcü teröristlerin kanalını savunuyorsun. Buna el e, kapatılması karşıdır diyorsun. İMÇ TV gibi orada çık. Leş yani tabii. leş iğrenç bir yayın organıydı orası. PKK'lı alçakların yayın organını savunuyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu'na bu yakışıyor. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu ve o partideki yönetici Zümre, bazı milletvekillerini ayırıyorum oradan çünkü onlar da Kılıçdaroğlu'na karşı. Bunlar bu. Ya bu değil miydi Adana'da Nazlı Can, Mehmet Altan onun bunun adını okuyan? Bu dil evet, değil miydi? Seslenen. Bu değil Doğru. miydi Fethullahçıların adını okuyan? Bunları çıkartacağım diyen? Ya bunlar Can Erzincan TV'de PKK'yı savunan bunlar değil miydi? Şey FETÖ'yü savunan. Efendim diyor bunların bazıları da diyor Serbest ifade özgürlüğü yapıyor. Ya o zaman DAEŞ'te bir yer kursun, bir kanal kursun. Bazı bağımsız aydınlar oraya alsın. Onlar da düşüncesini serbestçe ifadesini ona tek, müsaade mi edeceksin? Pek bir farkı yok. Evet, doğru. Bak şunu söyleyeyim. yani hem diyor ki Caner Zincan TV'de düşüncelerini serbestçe ifade veren gerçek aydınlar da vardı diyor. O zaman DAEŞ bir kanal kursun. Orada serbestçe düşüncelerini ifade eden aydınları da çağırsın. Ona müsaade mi edeceksin bu zaman? Ya bunun bu var ya bak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani hakikaten böyle Akıl ve zeka ile bunlara hitap edemez. Peki biz şeye dönelim. Dur şunu bir ee, bitireyim. Ha. Kılıçdaroğlu şunu bitiriyor. Yani bunu Kılıçdaroğlu'nun demin o arkadaşlar vermişti orada. PK Seni beni PKK'lı olmakla evet. şey yapıyor. Arkadaş PKK'ya sahip çıkan sensin. FETÖ'ye sahip çıkan sensin. Bunları savunan sensin. Bu Selahattin Demirtaş değil miydi? Şimdi içeride çürüyor alçak terörist. Elinde F Star gazetesini yırtan. Yeni Şafak'ı yırtan. Akit'i yırtan o değil miydi sabahı yırtan? Evet. O'ydu. Bunlar işte bunlar mı? Bu. Bunlar milli bak bunların millilik duygusu yok. E işte bu referandumda geçince millette bu başkanlığı oylayınca ondan sonra görelim bunların hallerini. Peki. Bunlar bu. Bunlar milli olabilir mi ya? Doğru. Allah bunları Türkiye'ye... Allah yani hakikaten kaderimizde yoktur inşallah yani bunları yanlışıyla dost iktidara getirmesin. Bak bunlar iktidara gelsin Somali'yi ararız. Ya şu önünde içtiğin çayı bir kere zaten bulamazsın da şu giydiğin takım elbiseyi filan. Perişan olursun bunların zamanında. Bir de bu ülkeyi 30 kişi birden, 30 ülke birden gelir, işgal eder sevgi gibi. Çünkü bunlar da akıl zeka sıfır olduğu için alayında söylüyorum. Da. O yüzden işte böyle sürekli yam oluyorlar. Biz bunları dövmekten, yani fikri anlamda, hı hı hı. E, seçim anlamında sürekli dövmekten, biz bıktık bunlar ama bu şey olmuyor. Kılıçdaroğlu 10. 10. seçim yenilgisini alır, ama gene hep kendisine başarılı diyor koltukta oturur yani. Fuat abi bu bir video göndermiş ama herhalde onu şey yaparlar. Neyle ilgili? Bu Kılıçdaroğlu'nun İMÇ'deki konuşması. Gerçi konuştuk onu da. Varsa İhtiyaç verelim. Varsa, varsa şey yapalım. Verelim. He, yani. Verelim. verebiliyorsak şeyi verelim yani. Peki. Bu, bu da de. yokmuş. Şimdi e, şunu söyleyelim. E, yine Kılıçdaroğlu'nun bir sözleri var. Onu da e, ekrana yansıtalım. Gerçek darbe günü 20 Temmuz diyor. 15 Temmuz kontrollü darbe girişiminden sonra 20 Temmuz'da gerçek darbe yapıldı diyor Kılıçdaroğlu. 20 Temmuz'u hiç kimse unutmasın. Bu parlamentodan o hal yetkisinin alındığı tarihtir diyor. E, dünkü konuşmaları bunlar. 20 Temmuz'dan bu yana yaşanan olayları da 9 maddeyle sıralamış Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'ndan yine e, inciler Hadi geldi. Hangi gazeteden Devam ediyor. Hürriyet Burak. gazetesinde. Hürriyetten ben, mi? Evet. Şimdi o 9 maddeye de şöyle bir bakalım. Ee, özellikle hakikaten enteresan. Yani... Ya Kılıçdaroğlu'nun şimdi... Tabii bir kere yani izleyicilerden bu, bir özür dilerim. Yani Kılıçdaroğlu gibi bir adamla vakit kaybediyoruz ama söyleyelim. 9 yani. maddeye sıralamış 24. sayfayı. Açalım ve görelim. Ben söyleyeyim sana efendim. Evet. Şimdi TB... bak diyor ki bak Okun birinci sen. madde. Türkiye Büyük Millet Meclisi parlamentonun vermediği yetkilerle o hal kararnameleriyle düzenlenmiş ve düzenlenmeye devam edilmektedir. Ne yapılması gerekiyordu konuşalım. Diyor ki kolektif suç evrensel hukuk kuralları çiğnenmiş Türkiye'nin itibarıyla oynanmıştır diyor. 3. muhalif medya susturulmak istenmiş. Hapishanelerde 150'ye yakın gazeteciyle Türkiye dünyada kara listeye girmiştir. İşte e, devam ediyor. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Hükümet Birleşmiş Milletler'e başvurarak adil yargılanmayı rafa kaldırdığını tutuklananlara insanca davranmayacağını dünyaya ilan etmiş. Tamam. Evet. E, darbe girişiminde bulunanlarla mücadele hukuk semininden çıkarılmıştır diyor. Darbe girişiminde bulunanlarla mücadelede Hukuk semininden çıkarılmıştır, dikkat. Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yoktur, diyor. Kanun hükmünde kararnameler, bilim üretim alanı olan üniversiteleri susturmuştur, diyor. Atmosfer nedeniyle, ortaya koyulan atmosfer nedeniyle suçlu suçsuz araştırılmadan hakim önüne her gelen tutuklanmış. Hakim önüne her gelen tutuklanmış bu arada. Evet. Türkiye bir hukuk devleti olmaktan çıkıp güçler ayrılığı ilkesi rafa kaldırılmıştır. Türkiye totaliter istihbarat devletine dönüştürülmüşü. Şimdi 9 maddeye baktığımda birbirini anlatan 9 madde aslında. Ayrı ayrı gitmiş. Aslında bütün konular birbirine benziyor ama onun 9 maddeye niye ayırmış? Bence bir maddede hepsini toparlayabilirdi. Evet. Şimdi ben efendim bir şey söyleyeyim. Kontrollü darbe demiş bu. Ya şimdi bir insanın şöyle bir laf edip etmesi için aklını peynir ekmekle yiyor olması lazım. Arkadaş bu ülkede 15 Temmuz'a darbe oldu. Darbe girişimi oldu daha doğrusu. 15 Temmuz darbe girişimiyle de millete yönelik olarak da çok ağır bir travma yaşatılmak istendi Mehmet. 15 evet. yani 200 ölümü ya yani 250'ye yakın şehidimiz var. 2000'e yakın yaralımız var ve travmamız var. O gün bugünden beri de PKK'ya, DEA'a hatta bu Fethullahçı teröristlerin karıştığı olaylardan dolayı da Birçok şehidimiz var, patlamalar oluyor. Ya böyle bir alçaklık var mı ya? Ya efendim diyor, 10, esas teşeği 20 Temmuz'dur diyor. Ya bu adam nasıl bir kasetmiş arkadaş bu? Bak iki kaset, Türkiye'de siyaseti nasıl kilitleyebileceğini, tam kilitleyemedi ama bir muhalefete nasıl alabileceğini gösteriyor. Deniz Baykal kasetle gitti değil mi? İğrenç bir kasetle gitti Fethullahçıların. Yapanlar ortaya çıktı, kredi kartları ortaya çıktı. Her şey ortaya çıktı. Peki arkadaş... O kasetler ortaya çıktığında Kemal Deniz Baykal hala bu fetullahçılara bir laf edebiliyor mu Mehmet? Hı hı, edemiyor. Hala Pensilvanya' tek bir laf edemiyor onlar yaptığı halde niye? Belli ki o kasetlerin devamından korkuyor. Dolayısıyla Deniz Baykal bir de bizim bazı arkadaşlar zaman zaman Deniz Baykal gibilerden medet umarlar medet ummayın. Çünkü onlar yeri ve zamanı geldiğinde de gene özlerine dönerler. Yani onlar böyle şimdi iki tane iyi laf etti diye hemen bunları sevmeyeceksin. Seversen. Bunları ya da böyle iyi göstermeye çalışırsın hemen ters şey hamle yaparlar sana. İki, bu da öyle. 15, bu da kasetle geldi. Bu değil. Kemal Kılıçdaroğlu kasetin bir ürünü. ya yani kaset imalat. ya yani kasetten çıkmış, tornadan çıkma gibi. Bu da kasetten çıkma bir genel başkan. Evet. Evet. Kalkıyor, 20 Temmuz'da o hal kararına bilmem şey yapıyor. Ya Fransa'da 2 yıldır var bu ya. Amerika'da hayatta bilmez bunlar bak. Ben hiçbir CHP'linin bildiğine emin değilim. 11 Eylül'den bu yana Amerika'da o hal var. Ekim ayında daha yeni bir yıl uzatıldı. Ekim ayında Amerika'da o hal bir yıllığına yeniden uzatıldı. Orada var. Tabii. Kardeşim Darbe girişimi oldu. Mağlalın uzatılmaması istiyorlar hala. Şimdi bak, hem diyor ki fetöyü diye devletten niye temizlemediniz bilmem ne yaptınız diye suçlamada bulunuyorlar. Ondan sonra da bunları atıyorsun devletin içerisinden 1 milyon mağduru var diyor. Ya atılan fetöcü sayısı zaten 140 bin, tutuklanan sayı kişi 41 bin. Nasıl bir milyon mağduru var ya? Yani bütün atılanlar mı böyle? Evet. Darbeci. Bak, madem öyle. Sen Adana'da darbeci, Fethullahçıları isimlerini okuyup övüyorsun. Darbecilerin isimlerini okup, Can Erzincan TV'nin, e, İmeçe TV'nin kapatılmasına karşı, bir sürü gazeteciye karşı, Hüsnü Mahalli'ye, ona buna, herkese sahip çıkıyorlar. Bilmem nelere Ya böyle bir şey. Bunların bilmem ne. Mesela hükümet, Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yokmuş. Nasıl yok ya? Kardeşim Fethullahçı mısın? PKK'lı mısın? O zaman kork. Yaşlı mısın? Kork. Sıradan insan niye korksun ki? Sen korkabilir. Çünkü senin partinde bir tuhaflık var. Senin partinin tepesinde bir tuhaflık var ki bazı milletvekilleri bile isyanda. Doğru. Belki o bazı milletvekilleri bu... içeride var değil mi? mı? bir bol milletvekili vardı. Ya Adana'da isimleri okuduğu zaman illallah dedi. Ya tabii, tabii. bak kardeşim senin partinde İlhan Cihaner'leri, Dursun Çiçekleri, ee, diğer Türkan Saylanları, bunların kendi ideolojisindeki bir sürü adamı içeri atan Fethullahçılardı. Bunları savunan o Mahmut Tanallar bunları savunuyor. Eren Erdemler, Barış arkadaşlar ya. İnanılır gibi değil. FETÖ'cüler ya bu ülkenin canını okuyan FETÖ'cüler. FETÖ'cüleri de bu hükümet bitiriyor. Yani Tayyip Erdoğan liderliğinde ona karşıya çıkıyor. Evet kontrollü darbe diyor yani buna. Evet. Ha göreceğiz bakalım bu milletin ha bu ne oldu? Bak 2007 seçimlerinde 2007 seçimlerinde Deniz Baykal da o zaman 22 Temmuz 2007 seçimleri için laikliği mi oylayacağız, oylamayacağız diyordu. Türkiye elden gidecek mi, kalacak mı diyordu. AK Parti %48 oy aldı. Tabii. Tamam mı? O Türkiye'de bir yere de gitmediği gibi daha da büyüdü 2007'den sonra. Hatta 2012-13'e kadar daha da hızlı büyüdü. 5-6 yıllık, 6 yıllık dönemde Gezi'ye kadar. Gezi'den sonra e görece biraz daha şey oldu, küçülme oldu veya küçüm oranları düştü. Ama şimdi diyelim ki meclisten geçti. Millet de onayladı. Ne diyeceksin o zaman? Darbe mi oluyor? Ona darbe diyor ya. Ya bunlar da bunları ciddiye almak var ya bak şu an biz 15 dakikadır konuşuyoruz bu adamlara. Evet. Geçelim Yani bence. şey oldu ama söyleyeyim. Milletin aldığı şey bu, bu yasa geçecek. Sayın Kılıçdaroğlu ve size söylüyorum. Bütün bu tür muhaliflere sesleniyorum. Ya yani adam gibi muhalefete saygım var. Eleştiri hakkı sonsuzdur. Her şey olabilir. Ama bu tür efendim başkanlığı bilmem bu anaya diktatörlüktür, tek adamlıktır diyenlere milletin verdiği oydan geçmeyin. Biliyorsun bu tür oylar genelde meclisten geçer. Siz de öküzün trene baktığı gibi bakarsınız. Bir tek Bakalım ben ihanet, geçici ne bir tek beni ihanet etmedim diyor bir de. Kim? <laughs> Kılıçdaroğlu. Kime ihanet etmemiş? Ee, Türkiye ye. O mu ihanet ederiz evet. bir tek o yani yeni kapı ruhunu aslında ihanet etti. Bir tek o ihanet yani yeni Herkes kapı ihanet etmiş. Yeni kapı o ruhu, tuz ruhu olalı zaten yeni kapı olduktan 15-20 gün sonra zaten tuz ruhu oldu. Efendim, işte o bitti yani şey yok. Peki. Yani Kılıçdaroğlu Türkiye'de şu an gerçek Atatürkçülere ne yazık ki artık ne yazık ki şey anlamda söylüyorum. MHP temsil ediyor. Bunların bir hükmü yok. Bak zaten güç ellerinden gittiği için hiçbir şey hükmedemiyor biliyor musun? Bak. Şu bardağın üretiminde bile katkısı yok CHP'nin bir yasanın geçmesinde ha ya, bu ülkede neler yapılıyor hiçbirinde yoksun ya. Etkili aktör ha sıfırsın yani. 2 artı 0 2 eder ya. Bunlar evet, böyle evet. neyi çarpıyor? Hiç etkileri yok. Sosyal hayatta yok. Reformlarda yok. Ee, dış politikada yok, iç politikada yok. Sanayi üretimlerinde orada burada yok. Her şeyi AK Parti sağ muhafazakar cenah yapıyor. Ağırlıklı devleti bunlar idare ediyor. Bunlar yoklar. Şimdi Bunların temsil ettiği Keşke ideolojiler... Olsalar, muhalefet yapabilseler. Ya. ya. Yapsa zaten oy alır. Evet. <laughs> yapsa oy alacak. Doğru. O yüzden de çünkü TÜSİAD bir şey deyince artık kimse ilgilenmiyor. TÜSİAD'ın başında hiç adını duymadığımız 8. sınıf adamlar başkan oluyor. Kimse TÜSİAD'ın ne dediğini umursamıyor. Sen umursuyor musun TÜSİAD yani ne yapayım. diyor diye? Onların devri bitti. Bir kültür sanat hayatında biraz sesleri var çıkıyor var. da o sesleri de biz yakında o da istese çok çabuk o sesler kısılır. Yani terörü övme anlamında. İşte bu hükümete... E, hadsiz eleştiri anlamında söylüyor. Yani eleştirebilir hükümeti, şey yapabilir ama terörü övme, gezi, PKK sevici sevecenliği evet. var ya bunlarda. Gecesin, yani o yani Dolayısıyla öyle. onların Türkiye'de bu hükmü bitti. Zaten bak geçenlerde bir bir bayan yazmıştı. Gördüm onu. Bunların diyor derdi eskiden artık başörtüme karışıyordu Şimdi karışama karışma hakkının elden gitmesidir diyor. Şimdi bunların artık bir şeye karışma hakkı yok. Şimdi biz yönetiyoruz onları. Yani Türkiye'yi artık biz dediğim bizim düşünce grubumuzdaki insanlar yönetiyor. Onların sıkıntısı bundandır. Evet. Sizin devriniz bitti. Ha şeye giderseniz bu akıl hastanelerine orada ben Sezar'ım diye gezenler var. Ben Sezar'ım diyor. Siz de gidin ben, de Atatürk'üm deyin. Ben Fatih Sultan Mehmet'im deyin. Ülkeyi biz idare ediyoruz. Herkes edelim. yer zaten diyorsun. Ya bunlar zaten <laughs> önem ya önem yay kendi dar mahallelerinde yaşayan zavallı tipler bunlar artık yani. Şimdi geçelim biraz da konular da birikiyor. Şimdi Sayın Başbakan Binali Yıldırım dün cephedeydi biliyorsunuz. Özellikle dün de çok haberlerini de verdik TGRT haber ekranlarında. Başıkada kalacağız diyor Başbakan Yıldırım. Irak'tan dönüşünde bir açıklama yapıyor. Başkadaki birlik görevini başarılı yapıyor ve yapmaya devam edecek dedi. Orada tabii çok enteresan şeyler var, askerlerle konuşması var Sayın Başbakan'ın e, hakikaten orada e, önemli haberler var. Başbakan Yıldırım Irak'ta Kürt bölgesel yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile ortak bir basın toplantısı düzenledi değerli izleyenler. PKK'nın Irak'tan Türkiye ile yaptığı saldırılar için ne gerekiyorsa yapılacağını söyleyen Yıldırım bu bir güvenlik meselesi aynı zamanda Irak'ta güvenlik meselesi o bakımdan müşterek bir çalışmaya ihtiyaç var. Bunu Avrupalı ve Amerikalı dostlarımıza da anlatıyoruz. Yıldırım iki günlük Irak ziyaretinin ardından Esenboğa Havalimanı'nda dün biliyorsun bir açıklamalar yaptı. E, o açıklamada Başıka kampı ile ilgiliydi. Oradaki birlik görevini başarıyla yapıyor. Ninova sivilleri eğitiyor ve Musul'un temizlenmesi için Deaş'la mücadele ediyor. Başıka Irak topraklarında bir kamptır. Irak hükümetinden bağımsız olması düşünülemez. Görevini yapmaya devam edecek diye konuştu. Özellikle görüşmelerin çok yoğun içerikli ve e, en azından Türkiye adına olumlu hamlelerle sonuçlandığını söylemek mümkün sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aslında bakıldığı zaman bu olayın Başıka'daki bu e, özellikle Başbakan Yıldırım'ın Irak'taki bu görüşmelerini çok olumlu olduğunu söylüyor. Evet. En azından bunların bize çok önemli katma değerler olacağını söylüyor. Nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi çok önemli. Biz biliyorsun. Moskova Anlaşması'yla Türkiye, Rusya, İran anlaştık. Ee, İran'daki gazetelerde eskiden Suriye'deki e, muhalifler ÖSÖ, ter yani Esad ve teröristler diye geçerken İran medyasında şimdi e, Esad ve muhalifler diye geçiyor. Hı hı. Bir düzelme oldu. Bu şimdi Irak'a da yansıyacak. Merkezi Irak hükümeti, ibadi biliyorsun e, İranların etkisindedir. Yani İran devletinin Irak'ta büyük bir gücü ve etkisi vardır. Bu yatsınamaz ve bu PKK ile geldiğimiz meselen, Suriye'de anlaşma sağlanması, biraz da Moskova'nın da baskısıyla Türkiye, Irak'la da ilişkilerini yeniden gözden geçiriyor. Hı hı. Biliyorsun hem bu PKK sincardan çıkıyor, yani e, Barzani'nin kendi bölgesindeki yerlerden birer birer çıkarılacak. Irak başıkada olacağız ama terörle ilgili meselelerde İbadi de Irak'ta bu PKK'yı artık bölgeden atacaklar. Yani burada Türkiye, İran Rusya bir yıl şimdi Irak bir bütünlük var. Efendim Türkiye ile herkese kavgalı diyenler şimdi biz İranla yani soğuk bir savaş vardı o şimdi bitti. İşte Irakla bitiyor. En azından birçok konuda ortak bir payda var yani. Şu an Suriye ile de hani yani mesela Suriye'deki meseleyi işte bitirdin. Rusya ile hani İranlı bir rahatlama sağlıyorsun değil mi? Yani bu iyi bir şeydir. Yani Türkiye'nin Irak'la aldığı bu yol haritasını çok önemli görmek lazım. Bu hem ikili ilişkilerin artması mesela ticareti daha da artıracaktır. İşte PKK'nın bölgedeki geçişleri daha da azalacaktır. Çok önemli olarak görmek lazım. Dolayısıyla bunlara evet. ben çok önemli ol, ol, görüyorum. Ee, ve bu tür haberler umuyorum ilişkiler daha da gelişir ve daha da geliştikçe de biz çok daha önemli işler yapacağız. E şimdi bundan memnun olmayacak bir adamın herhalde deli olması lazım. Tabii. Bakalım Türkiye'yi bugün eleştirenler bu Türkiye'nin e, Irak ziyaretiyle ne olacak? Sincar ve Kandil'deki PKK varlığı bitince ya da azalınca ne diyecekler onu da görmek lazım. İkili ilişkiler artacak enerji, ticaret bir sürü alanda. Bu çok önemli gelişmedir. Çok önemli gelişmedir. Binali Bey'in bu gezisinde çok önemli görmek lazım. Yani Irak'la bir daha kilometre taşları yeniden örülüyor. Ya Aa, bu onu, terör onu olaylarını bakarsın. da azaltır değil mi? Yani küresel terör olaylarını da azaltır. Şimdi PKK, görüşme. şimdi YPG biliyorsun biraz Amerika'nın kontrolünde çok iyi silahlar veriyor. Çok silah veriyor. Suriye'nin kuzeyinde Membiç'te belirli yerlerde PKK var, PYD var. O şimdi ama Irak'tan çıkarılırsa, şimdi Barzani zaten bizimle ilişkileri iyi. Barzani'yle aramız iyi bizim. Şeyle de aramız iyi olursa yani merkezde bir hükümeti yani. de olursa da İran da burada gereken yani Irak, İran diye anlamak lazım. Daha iyi olacaktır yani. PKK'nın bitişi konusunda. %100 yüz hemen bitmez yani. Tabii. Her şey azalacak diye bir şey yok ki. Ama e, azalarak devam etmesi Belki de Belki şimdi 20 Ocağı gene iş geliyor. İşte Trump bu işleri bitirirse ve bu tür operasyonlar yetkisini CIA'den oradan buradan alırsa, dış alırsa çok ciddi bir kazanırız diye düşünüyorum. Evet peki. Devam edelim. FETÖ firaresi tek alan ABD'de rektör oldu. Bu haber önemli. Önemli. E, sonrasında biraz az sonra da şeyleri konuşacağız. Aslı Erdoğan meselesine geleceğiz ama ilk önce bunu bir konuşalım. Bunu konuştuktan sonra devam edelim. Çünkü FETÖ firarisi Tekalan Amerika Birleşik Devletleri'nin direktörü de oldu. Nasıl oldu sormayın birazdan konuşacağız. Fatih Üniversitesi eski rektörü Şerif Ali Tekalan'dan bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki North American Üniversitesi'ne rektör olarak atandığı öğrenildi. Türkiye'de FETÖ çatı davası, KPSS sorularının sızdırılması futbolda şikede kumpas gibi davalarda sanık olan ve hakkında tutuklama kararları bulunan eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan'dan bahsediyorum. Ee, bu kişi şu an itibariyle ABD'de North American Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Hakkında birçok yakalama kararı var. Dediğimiz gibi 2010 yılındaki bu KPSS sorularının sızdırılması davası var. Futbolda şirket kumpası davası var, FETÖ çatı davası gibi davalarda e, bu kişinin onlarca yıllık hapis cezası istemiyle yargılandığını biliyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından aranan teröristler listesinde e, 300 bin liraya kadar ödül olarak belirlenen gri kategoride yer, alan, yer aldığını da söyleyelim. Ya Bu adam Amerika Birleşik Devletleri'nde rektör oldu. inanılır gibi değil. Aslında Şerif Ali, inanılır da. İnanıyor. Şimdi Şerif Ali Tekalan Fethullahçı teröristler içerisindeki en önemli 2-3 kişiden biri. Fatih Üniversitesi'nin rektörüydü. Evet. Mütevellisinde yer alıyor. Yani Mütevelli eğitim Fet üyesi. FETÖ'nün de kendi içindeki o 14 kişilik mütevellisinde de olan biri. Yani bu herif bir sürü bu 2010 KPSS'den tut da bir sürü soru çalma, hırsızlık, FETÖ'nün kumpaslarında özellikle e, akademi dünyasındaki kirli işlerinin başındaki isimlerden biri. Bu Şerif tek Tekalan denilen terörist. Şimdi bu adam Amerika'da North, North American, American Üniversitesi'nde rektör oldu. Yanlış olmasın. Tamam. Amerikan yasaları... Evet, Texas'ta. North American'da. Bu şimdi muhtemelen bunların okuludur. Bunların açtığı bir yerdir. Oraya nasıl atanıyor bilmiyorum yani hani şey olarak. E, dolayısıyla bunların yani Amerikan devleti atamıyordur da bunlar kendileri e, bir vakıf üzerinden atanmışlardır bunu diye tahmin ediyorum. Yani bu adamların alçaklığında şey sınırı yok hala göz göre göre Türkiye'de bu kadar iğrenç şeyleri yapan bu Fethullahçıların Amerika'da bir kendi üniversitede rektör oluyor. E, bu bizi şaşırtmıyor. Yani Amerika'nın bunlara açtığı tavır, Bakışı gösterdiği be. bakış açısı böyle. Ama onun için de 20 ocağı beklemek lazım. İşte bunları terör ilan ederse ve bize istediklerimizi verirse Trump o konuda bir iğme olabilir. Bunu şöyle söyleyeyim. Bu Bunların bak Türkiye'deki bütün şahsi malların el konulması lazım. Şimdi biliyorsun Yeni kanun hükmünde kararnamelerle vatandaşlıktan çıkarılıyorsun. Hı, hı. Vatandaşlıktan çıkarılınca da malı her şeyin hazineye devrediliyor. Bunların her şeyi ya yani şimdi deniyor ki zaten bunlar işte şey hani verif vermeme Amerika zaten kanun hükm, vatandaşlıktan çıkarırsa hiç vermezler diyor. Şimdi bu 20 ocağı bekliyoruz biz. Bunlar hakkında evet. geriye dönük de bir, bir karar alabilirsin. Bunların ne olduğunu biliyoruz, ediyoruz. Dolayısıyla Şimdi yarın bir gün Trump gelir ben bunları vereceğim diyebilir. Gene verir. Onun için de bir şeye ihtiyacı yok. Ama bunların kan hükmünde kararnamelerle bütün şahsi mallarını da almak lazım. Bunun karısının, kızının, çocuğunun neyi varsa elinde. Üstüne. Ya da devrettiğim mesela bu devretmiş de olabilir. Şimdi bu gelir. Senin düşünün 10 milyon liralık mal varlığın var. Devrettin A'ya, B'ye, C'ye. Onları da alacaksın elinden. Hepsini evet, hazineye alacaksın. Bak Zaman Gazetesi'nin 54 yöneticisinin Maaşına kadar el koydular. Efendim şimdi diyorlar ki emekli maaşı kazanılmış haktır filan teröriste maaş veremezsin. FETÖ'nün ikini kestin. Evet. FETÖ de kazanılmış hak değil mi? Onun ikini kestin. Teröristin kazanılmış hakkı olmaz. Teröristse ve devletin kırmızı kitabında bir darbe yaptıysa... Devlete nasıl maaş alacak diyorsun? Tabii canım. Tabii. Bunların bütün şahsi mallarını FETÖ'den bak tutuklu herkes için söylüyorum bunu. Hepsinin şahsi malını ve maaşını alacaksın. Ama kardeşim adam bin lira bile maaş alsa şunu da söyleyeyim. Çoluk çocuğuna bakarsın ayrı. Yani devlet çoluk çocuğunu küçükse karnını doyurur. Bilmem belirli şeylerini karşılar. Onu ben söylemiyorum. E kimseyi aç bırakacak değil bu devlet. Ama adam bin lira bile alsa o bin lira silah alıp her türlü manyaklığı yapacağı için bunlar. Yapmadım işte. Büyükelçiyi vurdular Ankara'da. Bunların bütün şahsi mallarını alman lazım. Maaşlarını. Almadığım hepsi risk. İş adamlarında bak içeride tutuklu veya yurt dışına kaçmış. Bütün evini, arsasını, otelini, ne bileyim parasını, pulunu hepsini alacak. Evet peki. Şimdi bu tabi e, özellikle Gece Kulübü saldırısında da tabi e, izler var yani. FETÖ izleri var. Onu da tabi ilerleyen günler gösterecek. Onu da ifade etmek mümkün. Şimdi şu Aslı Erdoğan biliyorsun Özgür Gündem'de 4,5 evet, <laughs> ay e, yazdı. önce ayrıldı değil mi? Kim? Aslı Erdoğan. Aslı Erdoğan Özgür Gündem'i yayın kurulunda Yazı yazıyordu orada. Orada yazı yazıyordu. Dört buçuk ay önce mi oradan ayrılmış? Devam mı ediyor? Yok. Dört buçuk ay önce içeri girdi. Ha içeriye girdi. İçeriye girdi. Tabii. Yani ve çıktı değil mi? Bir şekilde yani İçeri girene çıktı. kadar oranı yayın oranın yani. yayın Oranın yayın danışmanıydı. Evet. Tamam. Bayşe Arman da konuyla ilgili Aslı Erdoğan'la bir röportaj yapmış. Şimdi o röportajında da Aslı Erdoğan'la ilgili övücü sözler var. İşte hakikaten onu adeta pamuk iğne sarıp sarmalama gibi böyle bir kamuoyunda yeniden işte o ee algısını yükseltme operasyonları başlamış durumda. Şimdi bu e, röportajı nasıl değerlendireceğiz? Şimdi Bu röportajda özellikle Özgür Gündem'in nasıl bir yayın çizgisi olduğu zaten kardeşim belli. Kardeşim şimdi Mehmet, Türkiye'deki üç üçkağıtçılık, rezillik, samimi olmama ifadesi filan e, peyderpey şeyi var. Şimdi şu Aslı Erdoğan'ın resimlerini bir getirelim ekrana. Evet. Kendi resimleri var mı arkadaşlar o söyleşideki resimlerini? Evet bir... söyle işte, bak şimdi, bak. şu ha resim bak. Üstteki resme bak Aslı Erdoğan'a. Evet, evet. Aslı Erdoğan Hürriyet gazetesi bir güzel giydirmiş. Yani kıyafet anlamı bak. Muhtemelen Harvini Nikolsen bir yere gitmişler. Köye <laughs> söylüyorum ben sana bak yeri bak söylüyorum yani. Hani oradan yani onu Harvini Nikolsi şey olarak söylüyorum nereden giydirdiklerini biliyorum onu söyle. Hmm. 3 4 tane 5 6 tane kıyafet almışlar buna. Bak çok iyi pahalı kıyafetler. Çok pahalı kıyafetlerle giydirmişler. Ve Asl Erdoğan normalde yani şeydir öyle yoksul de, demeyeyim de yani dar gelirli biridir. Öyle pek imkanları iyi olan biri değil. Orada burada çıkan biri değil. Kardeşim bu Asl Erdoğan hakikaten bana göre de iyi bir yazar. Bak, yazarına bir şey demiyorum. Ama Özgür Gündem gazetesini ben bilmiyordum filan ne demek? Türkiye'de yaşayıp da Özgür Gündem gazetesinin PKK'nın yayın organı olduğunu bilmeyen var mı? Özgür Gündem kimin gazetesi? Ya, bilmeden evet. nasıl yayın kuruluna ha, ya. gireceksin? Ben şimdi Türkiye Gazetesi'nde çalışıyorum. Burası İhlas Grubu'nun hani Bilmiyordum ben. Var mı böyle bir manyaklık ya? Yani şeyde Hürriyette çalışıyorsun. Burası Aydın Doğan'ın değilmiş. Kimin burası? Uzaylıların mı? Özgür Günden PKK'nın gazetesi. Şimdi bundan önce yazdığı yazılardan bir iki örnek gösterelim. Evet. O deminki şeylerden. Varalım. Arkadaş bak ben yazılarını da okuyorum. İnanamazsın. Yani biraz daha onları büyük, büyük şey verirsek... Hı hı. Bak. İşte yazı ekranda. Kartliyam günleri. Bak devlet operasyon. Bak devlet o esnada risk almış. Hı hı. Güneydoğu'da Sur'da, Nusaybin'de Cizre'de, Hakkari'de orada burada askerimiz, polisimiz şehit oluyor Mehmet. Evet. Ee, o dönemde İçiş... Sayın Süleyman Soli İçişleri Bakanı deli gibi bölgeye gidiyor, geliyor, çalışıyor. Asker polisimiz, çoluk çocuğumuzun o işte İzmir'deki gibi Ömer Halis Demir gibi, Fethi Sekin gibi kardeşlerimiz şehit oluyor. Vatanı için. Bu esnada devletin ee, Nusaybin'deki yaptıkları için katliam yapıyor diyor. Devlet diyor masumları katlediyor diyor. Bak özgür gündemde. Okuyorum. 21 Ağustos 2016 başı sonu olmayan bir gün daha. devlet diyor katliam, devlet yap katliam yapıyor. Devlet katliamıyor. Katliam, zulüm, gözyaşı diyor. Miyadı dolmuş diyor. Böyle Hı. şey yapıyor. Devam ediyorum. Yani bu yazıların şeyinde ee, 15 Temmuz şeyinde Burası neresi diyor, bilmem ne. Gene devletin, milletin yaptığı, yani polisin yaptığı operasyonları, askerin yaptığı operasyonları ölüştürüyor. Devlete eleştiriyor diyor. Nusaybin'de so, sokağa çıkma yasa abluka var diyor. Yani YPG'nin diyor silahlı güçleri çeklediğini açıklamasından sonra e, bombalama ve operasyon işlenerek devam ediyor. Tank ve top ateşinin yoğunluğu artıyor. Mahallelerden tahliye edilen 42 kişiden 27 tutanıyor. Arkadaş ayıp duru tam bir Aslı Erdoğan. Evet. Devlet orada operasyon yapıyor belki de PKK'yı temizliyor, YPG silah bak bir de YPG'yi övüyor. PKK'yı övüyor bu alçak Aslı Erdoğan. Ondan sonra da kalkıyor. Efendim diyor devlet diyor 70 e, a, ya, abluka varmış yani ne kim kim ablukayı alıyor ya? Orası Türk devletinin toprağı. Tabii. yani Kürt kardeşlerimizin yaşadığı ağırlıklı ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toprağı onlar övüyor ya orada. Ya şey PKK diyor, YPG diyor silah bıraktığını açıklamasına rağmen diyor. Kaç tane bomba patlattılar bu ülkede? Kaç tane askeri boskeri polis sivil ettiler? Ya şimdi sen bir askersin, bir polissin, bir hakim savcısın. Görevini terörle mücadele ediyorsun. Şunlar yayınlanıyor. On, e, nerede yayınlanıyor bunlar? Özgür gündemde. Ama Devren özgür sen, gündemin ne olduğunu bilmiyorsun bu arada. Ya hem dünya iyi bir yazar <laughs> olacaksın. Yani yazar işleriyle bilmem ne olacaksın. Sen iyi bir o, yazardır derken yazılarının eee kalitesi anlamında edebiyatçı adı bulmuyorsun. Yani Bak, edebiyatçına laf gel. Yani. Edebiyatçı kişiliği fena değil. Keşke edebiyatçı kalsaydı. PKK terörist çıktı ya. Yani Baydam Mayo çetesindeki Ulrike vardı ya. Hmm. Ve onun gibi çıktı. Yani papazın kızıydı Ulrike biliyorsun. Onun aynı O da çok entelektüel, çok sevilen biriydi Almanya'da. Evet. Baydam çetesine katılınca Kariyerini bitirdi. En sonunda geberdi gitti zaten yani. Peki bu, bu da şunu, de, de, he, Deniz şey, Arman'ın röportajıyla ilgili ne diyeceksin? Ya şey ya. yapayım. Ya. burada bak el yaz bilmem teker teker saydım ölüleri diyor. Efe, bir KCK tutuklusu diyor. Şey, ölmüş diyor. Çok üzüldüm diyor. Genç bir özgür ülke. Özgür gündem özgür ülke, Ülkede gündem yedinci gündem. İşte bizi hep katlettiler diyor filan. Ya öyle yazıları var ki. Ya PKK'yı öven özgür gündemden 10 tane yazısı var. Evet. Şimdi bunlar daha önce de böyle hürriye sahip. Ayşe Arman, gene getirelim şimdi arkadaşlar. Ayşe Arman'ın yazısı evet. Efendim sende gel. çalışmış, bilim adamıymış, bilmem neymiş. Şey yapmış, kadını bir güzel giydirmişler. Lüks markalarla, kendi parasıyla alamadı çünkü Aslı Erdoğan. Pozları verdirmişler elinde kahve fincanlarıyla. PKK'lı teröristleri aklıyorlar ya. Aydın Doğan sen bu kafayla git. Heh. Zaten tedbir alıyorsun bilmem ne kendine göre ama yolun sonu işte böyle böyle görünüyor sana Aydın Doğan. Nasıl şimdi Barbaros Muratoğlu ve iki tane Esakul'un alındılar. Böyle böyle bunlara da sıra. Bu nedir ya? Şu var ya PKK terörünü aklamaktır. Aydın Doğan'ın haberi yoktur herhalde bu röportajda. Ya, sorun var mıdır? ya, o, ya Bir kardeşim Aslı Erdoğan'la ilgili 1-2-1-2 müdahale et o zaman. Kaldır. Evet. İşte de yayınlanıyor. Kaldır. Bu ne rezalette? Ya sen şimdi asker polis boşuna uğraşıyor. Güneydoğu'da boşuna şehit oluyor. Boşuna evet. mı? Mü... Ya şimdi biz Membiç'e girmeyecek miyiz Elbap'tan sonra? Menmişteki bu özgür gündemle ilgili düşünceleri ben bilmiyordum şeklinde değil mi? Yani onu daha ilerletmiyor değil mi? Ya yani on Mehmet bir iki yıl yazdı orada. Doğru. PK ya on, şey 15 Temmuz'dan sonra da Ağustos'a kadar yazı yazdı orada. Doğru. PKK'yı övüyor. YPG'ler silah. YPG iyi insanlar diyor. Devlet Türk devleti Nusaybin Abluka'ya aldı diyor. Ya böyle bir alçaklık var mı? Sonra da Ayşarman bunu ama Ayşarman'a dokunmaz bizim savcı evet, evet, Onlara bir şey olmaz. Her övüyorlar. Sen şimdi şunu bitireyim dur. Buna bir şey değil. Böyle bir terörü övme varken asker polis bu kadar. Şimdi biz Membiç'e gideceğiz değil mi? Elbaba bitirince. Membiç'te kim var? PKK var. YPG var. Bunu övüyor işte. O asker orada ölebilir. Polis ölebilir. Önemli değil. İzmir'de Fethi Sekinler ölebilir. Ömer Halis Demir'dir ama Aslı Erdoğanlar böyle hürriyete baş tacı Doğru. Siz busunuz işte ya. Ondan sonra da efendim bizi bilmem bir mi? Nasıl millisin? Nasıl PKK? Nasıl siz milli medyasınız ya? Evet. Böyle alçaklık var mı ya? Ya PKK propagandası işte bu bak hala. Bak ölü halleriyle Hürriyet Gazetesi'nde PKK övülüyor görüyor musun? Ama bir şey olmayacak. Yine devam edecek. Ha, en sonda bütün bunlar yaptığınız zaman zaten yani şimdi bir şey olmayacak ama sonra göreceksiniz. Beş kuruşa aydın doğan muhtaç hale gelir. O gazete batar. Böyle görünce. Evet. Ee, şu AVM'lere özeltim var. Onunla devam edelim. Vaktimizde çok konuları bitiremedik ama artık. Ol, bittim. Yarın e, Fuat bile devam edersin. Çok <laughs> Küçük. Şimdi AVM'lere özel tim, İstanbul'un en büyük AVM'leri terörle mücadele deneyimi olan ve eski özel harekatçılardan oluşan timler tarafından korunacak. Bu önemli. Biliyorsunuz son zamanlarda özellikle alışveriş merkezlerine de bazı istihbaratlar gittiğiyle ilgili bazı iddialar var. Tabii net olmamakla birlikte bunu buradan ifade edelim. Net değil iddia ama temkinli olmakta fayda var tabii. Bu iddialardan sonra da alışveriş merkezlerine özellikle özel tim oluşturulacak. Mevcut güvenliğe bir ek gelecek ve 5-10 kişiden oluşacak eski özel harekatçılar olası bir saldırı durumunda olaya müdahale edip can kaybı olmasına ya da reynek krizi yaşanmamasının önüne geçecekler. Bunu kısaca değerlendirelim 1-2 dakikayla sonra geçelim başka konuya. Şimdi bu AVM'ler biliyorsun Türkiye'de ekonominin döndüğü yerlerden biridir. Özellikle evet. İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde bu böyledir. Tabii Türkiye'de bazı akılsızlarda AVM düşmanlığı da çok yapılır. Tabii. Kardeşim ekonominin döndüğü yer orası. Oralara kimse gitmez, alışveriş yapmaz, o dükkanlar batar. Yüz binlerce insan hatta milyonlarca insan buralardan ekmek yiyor. Düşün şimdi bir garson, bir lokanda da çalışıyor AVM'de. Evine nereden ekmek götürüyor? Böyle aptal aptal laflar ediyorlar. Bu AVM'lerin bu açıdan korunması önemli. Eski özel harekatçıların. Onlara da dikkat edilmesi lazım. Doğru. Atılan özel arkadaşların bir kısmı FETÖ'cüydü biliyorsun. ona dikkat edilmesi lazım ama AVM'lerin iyi korunması lazım. İyice arayın kardeşim. Kimse şikayet edemez. Doğru. Yani bu AVM'lerde Allah göstermesin bir şey olursa yani ekonomi hakikaten çok olumsuz etkilenir. Olumsuz etkilenmemesi için bu tür şeylere çok dikkat etmek lazım. Bu ara FETÖ'cü demişken Cem Çukuş'un da konuşalım onu atlamayalım. Ee, dün değil bir önceki gün biliyorsun sonra ne oldu var benim programı bilmiyorum seyrediyor musun? Evet evet izliyorum. Ee, orada, e, orada İsmail Hakkı Pekin ve Ahmet Yavuz Paşa'yı almıştık programa ve orada hakikaten çok özel bir haber çıkmıştı. Onu da paylaşmakta fayda var. Biliyorsun 2008 Güneş Harekatı var. Türkiye'nin en önemli sınır harekatlarından bir tanesiydi o 2008 yılında. Ee, o harekatın bilgilerinin FETÖ'ye sızdırılma olayı ortaya 2000 çıktı. Kaç o? 2008 yılı 2008. Güneş harekatı. Doğru. 2006 yani 2000'lerde zaten FETÖ o yıllarda da polis ordunun içinde çoklar. Yani ne yapıyorlar? Operasyonu PKK'ya sızdırıyorlar. PKK'ya sızdırıyorlar. PKK, PKK orada hiç hayatı tarihi boyunca mevzi yapılanması yapmamışken İsmail Hakkı Pekin diyor ki bir baktık ki PKK mevzi yapılanması ile ilgili harekatı öğrenmiş. Öğrenmiş. O ne demek biliyor musun? Şimdi demek ki FETÖ... Orada da birilerini suçlayıp onları diskalifiye etmek, ileride yargılamak için bu tür operasyonları bahane olarak kullanacaktı. Yani PKK'ya bu bilgileri siz mi verdiniz, siz mi bu kadar mezi almasına, yardımcı olmasına deyip bir sürü kişiyi ya oradan atacak ya da tutuklatacak, Hı -hı. yani ihraç edecek ve kendi adamlarını yerleştirecekti. Doğru. Bu senin dediğin neydi? Operasyonun adı neydi? Güneş Harekatı. Güneş Harekatı. 2008'de önemli. Ona iyi bakmak lazım. Doğru. Yayınlandı o. mı o program? Yayınlandı. Geçen program, program yayınlandı. Onun da özel haberini yaptık zaten. Bir de orada asıl bir şey var. onu O demem... haberi bence bir daha İHA şeye duyurursa, herkese tabii, tabii, duyurursa duyuruldu, duyuruldu. önemli olur. Önemli. Bir de orada şey var diyor ki İsmail Akıp Ekin. E, bana diyor, paşam diyor, emretti diyor. Dedi ki FETÖ ile ilgili, Fethullah Gülen örgütü ile ilgili... Bunlar artık farklı yapılanmaların içerisine gidiyor olabilir. Sen bununla ilgili bir çalışma yap dediler bana diyor. Ben de o çalışmayı günlerdir tek başıma yaparken bir tane e, o dönemde bir tu general vardı. Tu ile birlikte yürüttük. O tu general de FETÖ'cü çıktı diyor. Ya beraber çalıştığı arkadaşının eee çıkması da enteresan. FETÖ'cü çıkmayacak. Orduda, kamu kurumlarında zaten bu kadar örgütlenen bir yapının çıkması çok normal şey Mehmet. Evet. Yani o şey değil. Ama bu AVM'lere dikkat etmek AVM lazım. Ederim. Her yere yani havaalanları, AVM'ler, onlar bunlara. Çok Peki Reyna lazım. katliamında Belçika'ya bakın haberi. Takvim gazetesinin haberi. Bunu da biraz konuşalım istiyorsan. Ee, eski CIA ajanı stil. E, Rus Büyükelçi Karnoğlu suikastı ve Reyna katliamına ilişkin müthiş iddialarda bulunuyor. E, Türkiye'de son dönemde saldırıların arkasında CIA'nin olduğunu söylemek hayalcilik değildir diyor. ABD bu işler için İsrail'i Almanya'da Belçika'lı bulur. Reyna da Belçikalılara iyi bakın diyor. Şimdi Belçika hiç konuşmuyorduk mesela. Evet. Rus elçi suikasti tam çılgınlıktı. Amacı savaş çıkarmaktı. Neyse ki Rusya ve siz sağlam durdunuz diyor. E, CIA'nin eski ajanı. Türkiye'nin yardımına ihtiyacımız var. Evimizin içini temizleyebilmemiz için Trump'a yardım edin. Her geçen gün daha güçlü olduğunuz için saldırıyorlar. NATO'ya karşı çıktığınız için cezalandırıyorlar. Yeni suikastlar, patlamalar olabilir. Enerjiye yönelik elektrik, elektronik saldırılarsa kesin yaşanacaktır. Diyor evet. Cem Küçük. Ne diyorsun? Eski CIA ajanı Stil'in bu sözlerine. Şimdi Rene katliamı da Belçika'ya bakın. Yani PKK terör örgütünün yaptığı yani şey daha doğrusu DAEŞ yaptığı söyleniyor. Hı -hı. Şey. Olabilir yani şeyde. Türkiye'deki birçok olayın arkasında zaten PKK'nın PKK bir eylem yaptığı sargasını zaten Amerika'yı aramak CIA'yı aramak çok anormal bir durum değil. Yani evet. bu şey doğru olabilir. Bu enerjiye yönelik elektronik saldırılar ise kesin yaşanacaktır demiş. Zaten geçen hafta Enerji Bakanı Berat Albayrak o bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Amerika dedi Birleşik ki. Devletleri Bize de, de siber saldırı oldu ve bunlar da Amerika'dan yapıldı. İşte 7 tane hat yer altında kesilmiş. Bunları kimlerin yaptığı ettiği zaten Hepsi isim isim, yani isim isim derken ülke ülke olarak belli. Zaten bir saldırı altındayız yani. Evet. Türkiye terörle, bombalarla, işte orada yaptığı için, bir sürü şeyi başardığı için saldırı altında. Belçika Neyse. konuşulmuyordu ama Belçika'ya da bakmak lazım. E, Belçika PKK terör örgütünün merkezi olabilir. Yani bunları bizim güvenlik birimlerimiz bunları muhtemelen değerlendiriyordur. Şeyi söyleyeyim ama hani bunlar yani bu eski neydi bu ajanın adı? Stil. Stil evet. Robert David Stil'in dediği şeylerde bir de şunu işte başkanlık Suriye meselesinde alınan inisiyatifler Kuzey Irak ve Irak'la gelinen son durum Şangay bunun gibi 5-6 sebepten ötürü zaten bunları bizim başımıza örmeye çalışıyorlar. Haftaya Cuma günü bu Cuma değil haftaya Cuma Trump geldiğinde umuyoruz bunlar biraz da azalacaktır. Yeni suikast yani Yeni suikastlar patlama olabilir. ayın 20'sine bak. Bugün ayın 9'u. 20'sine 11 gün var. Çok kritik. Ya yani her türlü alçaklığı yapabilir bak her türlü. Trump geldikten sonra devam edebilirler. Yani hiç aklına gelmeyecek şimdi bu Hollywood senaryosu gibi düşüneceksin. En olmadık şeyi düşüneceksin. Bir de onlar gibi düşüneceksin. Sen iyi bir insan bak. Karşısındakini iyi iyi bilirsin yani. Kişiyi Tabii. kendin gibi bilmeyeceksin. Tabii. Sen iyi olabilirsin. Kişi karşındaki onun gibi yani ne yapabileceğini bu, kestirmen bu lazım bu terörist diyorsun. bu manyak ne yapabilir yani hangi çılgınlığı düşünebilir diye düşünmen lazım i̇şte Rus büyükelçi elçi Sinitsuykastin diye önemliydi aklımıza gelmezdi çünkü yani bunun gibi en olmadık şey Reina saldırısı aklımıza gelir miydi ya? en olmadık şeyleri o yüzden AVM'lere konserlere maçlara çok dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım ama kimse de sosyal hayatından ödün ya vermemesi elbette, lazım. Elbette. Yani çünkü terörün isteğini yapmış oluruz o yüzden. orada Yani öyle, sokaklara tabii. tabii ki insanlar sokaklara çıksın, yesin, tabii. alışveriş yapsın. Bir de böyle emin dedim ya AVM düşmanlığı bilmem, harcama düşmanlığı yapanlar var yani. Kendileri sanki maaşı toprağın altından kazanıyor gibi Evet şey var, bu tür yorum yapanlar var. Kısa bir reklam arası verelim. Reklam arasının ardından e, Medya Kritik devam edecek kısa bir reklam. Medya Kritik devam ediyor. Önemli konularla Türkiye'den ve dünyadan konularla devam ediyor. Cem Küçük'le birlikteyiz. Şimdi Aselsan'dan 8.6 milyar liralık bir imza var ki bu çok önemli. Bunu da konuşmakta fayda var Cem Küçük. Özellikle geçen yıl aldığı yeni siparişlerle rekora koştu. Savunma elektronunun her alanında faaliyet gösteren Aselsan geçen yıl yurt içinden ve yurt dışından gelen talepleri karşılamak üzere 37 sözleşme yaptı. Teslimatların Önemli kısmı 2018'e kadar tamamlanacak. Asaysan'ın aldığı siparişlerin ekonomik büyüklüğü yaklaşık 8 milyar e, 619 milyon lirayı buldu. Sözleşmelerden 29'u yurt içine 8'i yurt dışına yönelik. Çok önemli. Çok önemli. Asal sen evet. gururumuz olmaya devam Bak, ediyor. Bak 8 lokma, koşuyor 6 milyar aşağı yukarı 3 milyar oluyor? Yok 2. 2,5 milyar dolara evet. yakın bir şey. Çok iyi. Milli savunmanın milli gücün daha da iyi olması için bu tür yerlere ihtiyacım var. Bak 8.6 milyar Tabii. tank bilmem ne, Aselsan, Havelsan başka kurumlarımız da var. Sivil savunma ile alakalı şeyler de var. Buraların millileşmesi, bizim olması, bizim satış yapmamız çok önemli. 8.6 milyar imza müthiş bir rakam. Tebrik etmek lazım. Böyle böyle buralar bir eskiden buralar Tabii. atıldı biliyorsun yani devletin yani sözleşmelerden 29'u yurt dışına yapılacak 8'i de yurt dışına yönelik önemli yani. Yurt dışına şimdi bak daha önceki programlarda söyledim. Şimdi bak Bosna Hersek, evet. Kosova, Kuzey Irak, Suriye, tamam mı? Somali, Azerbaycan. Mesela böyle 10 tane il sayıyorum Katar. Tamam mı? Buralara 10 tane ülkeye hükmettiğinde 200 milyona hükmediyorsun Mehmet. 200 milyona. Yani evet. Ve bu ülkelerle Tabii. Iyi işlerin olduğu zaman bak sadece ne kadar büyük bir güç oluyorsun. Zaten biz 80 milyonuz. Bir de buralara hükmettiğin zaman devasa bir coğrafyayı kontrol ediyorsun demektir. İşte Aselsan'ın, Havelsan'ın, diğer savunma sanayilerinin büyümesi bu açıdan önemli. Yani düşünsene, Bosna'yı biz kalkındırıyoruz mesela. Düşün. Bosna'yı, Kosova'yı, Somali'yi. Mesela mi? Suriye bir daha inşa Kosova edilecek. Kosova'yı değil mi? Orada. Kosova evet. Yani Suriye bir daha inşa edilecek orayı, diğer yerleri Birçok yere böyle etkin olduğunu düşün. Hem onlar kalkınacak hem sen kalkınacaksın. İşte bu tür şeyleri de istemiyor. Yani Türkiye bu tür şeyler istenmiyor başkaları tarafından ama Türkiye kendi periferisinde bu gücünü bu şekilde etkin olarak Peki. kullanacaktır. Şimdi son haberimiz. Suriye'nin kuzeyi PYD'ye ait değil. Bu sözler İngiltere Büyükelçisi Richard Moore'a ait. Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi. Kendisi sözler bir röportaj yapılmış Habertürk'te. Büyükelçi Mur, bizim mazimiz Türkiye gibi diyor, diyor ve ekliyor. Biz de teröre kurban veriyoruz. Bu tip oyunları tanıyoruz. Terör konusunda Birleşik Krallıktan daha iyi bir müttefikiniz yok diyor. PKK'nın bir terör örgütü olduğunu ve YPG bağlantısını bildiklerini söyleyen Mur, Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir devlet kurma hakkı kesinlikle PD ait değil diyor. Bu özel röportajda e, Haber Türk'ün özel haberinde Suriye'nin kuzeyi PD ait değil diyor bu... ve Türkiye gibi biz de yanıyoruz bu olaylardan diyor yani. Bu İngiltere Büyükelçileri Çırtmur, Muharrem Sarıkaya. Şey. Ben şu İngiltere ile ilgili bir şey söyleyeyim. Türkiye'de çok enteresandır. Bazı insanlar birçok işi Amerika, Almanya'nın yaptığını bildiği halde böyle İng İngiltere'de yani ve delil olmadan yani İngiltere şöyle yaptı, kraliçe böyle yaptı. Ben bu insanların İngiltere'den para aldığı kanaatindeyim. Hmm. Ya yani bunu espri olarak söylüyorum. Anladım. Para almıyorlar da. Anladım, tamam. Yani bir delil sunma. İngiltere 2 trilyon dolar gayri safisi böyle bölgedeki etkinliği de gibi değil yani bu sürekli olarak yani buradaki bazı açıklamalara Richard Brun katılıyorum ama katılmadığım yerler de var. Yani onu da söyleyeyim. Evet. Efendim YPG ile görüşmemiz abartılmamalı. Bilmem nedir kardeşim onu da geç. Yani YPG ile siz orada bayağı Amerika olarak söylüyorum. Amerika YPG'ye, YPG ağır silahlar veriyor. Onu biliyoruz. Vermiyoruz dese de. Ve yani. hayır zaten gizlemiyor ki Pentagon tabii veriyor. Yani Müttefikimiz diyor. Mike denilen bir tane adam çıkıyor bu şey asker. Bunlarla resim veriyor. Demin bir tane şey vardı. Yani evet. Haberde okuduk ya. Doğru. Amerikalı askerler İspanyol askerler bilmem ne askerler gelip burada ceblefini şey keseceğim ama bitiriyoruz. Tamam. Yani Sonda tek şey cümlesi. Yani evet. Richard Moore'un birçok dediği şey değil. Bence o Türkiye'yi artık şey, kendisinin de bir memur olduğunu. Evet. Unutmasın evet. yani. Ee, artık buradan kartopu oynamaya gidersin herhalde. Karda yayıp. <laughs> Teşekkür Bu hastalıkla mı? Bu hastalık. Peki. Efendim böylelikle medya kritiği e, bitiriyoruz. Yarın e, Fuat Uğur abim gelecek ve e, Cem Küçük'le yani birlikte. İnşallah. <laughs> Peki. E, çok teşekkürler. E, yarın e, Fuat Uğur'la Cem Küçük'e bırakacağız medya kriti.